Mert'i nasıl kovarsınız Esma Hanım? Öyle aniden. Birden kovuyorum. Birden ve sonsuza kadar. Ne oldu? Ha? Ne oldu, ne oldu? Hayır, ne oldu? Öyle gergin gergin ortam yaratmayı biliyorsun. Vidi vidi budu budu konuşuyorsun. He? Ne oldu, ne oldu? Yemin ederim senin aklını alırım, aklını. Saçmalama artık, abartma. Bu adamların sağ solu belli olmaz. Gel şöyle. Hocam, suçsuz ceza olmaz diye bir laf var, bilir misiniz? Biliriz. Nasıl bilirdiniz? Kimi nasıl bilirdik? Furkan'ı diyorum, nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İyi. Bilmeye devam edin o zaman. Ya sakin. Bırak hocam şunu bir kere döveyim ya! Mert sakin! Bırak! Şiddet yok! Şiddet yok! Resmen paramızla rezil oluyoruz canım! Bana bakın Filiz hocam. Bu hayvanı nereden aldıysanız doğaya moğaya geri salın. Bu ne be? Bu olay burada bitmedi oğlum. Bunu yazın bir yerinize. Bunun hesabını göreceksiniz lan hepiniz. Zekicim. Bak Zekicim. Gel canım. Gel. Gel Zekicim. Gel. Madem trafo denen o varoştan kurtulup okulumuzun gayri safi milli hasılasını yükselttik, o zaman bir keyif kahvesi içmeye ne dersiniz? Nasıl olsun çocuklar? Şekerli şekerim. Şekerli. Bak tansiyon yine böyle pıt 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 atıyor. Peki. Sade olsun. Ben şekerimi İşine yarayacaksa vurabilirsin ama. Ne zaman işime yaradı ki böfeker ya? Senin ne işin var burada? Ya bunu benim her zaman takıldığım sakin merdiven. Asıl sen ne yapıyorsun? Bittim ben böfeker ya. Elimdeki her şey bitti be oğlum. Hayatta neyim varsa kaybettim onu. Bütün değerlerim eğer oldu. Şöyle yapmasaydım. Eğer böyle yapmasaydım. Eğer şöyle olmasaydı. Eğer böyle olmasaydı. Eğer. Sonra bir zaman gelir. Hayat seni eğer işte böyle. Anlasın mı biraz? Canımdan çok sevdiğim arkadaşım. Kalbim kadar atan paşa yok artık. Hayatta en sevdiğim Gülcan yok artık. Geleceğim, hayatım, sigortası, okulum yok artık. Gitti hepsi. Ne yani? Okulu mu bırakıyorsun abi? Ben bırakmıyorum. Okul bırakıyor bu sefer beni. Nasıl? Esma Sultan beni okuldan attı Beker. Doğru mu duydum canavar? Bu deli soyka seni okuldan mı kovuyormuş? Önemli bir şey değil hocam. Allah! Bıraktı onu. Biz karar verelim yeğenim. Anlat hele sen. Anlat. Ya hocam. Bu tikiler gidip Esma Sultan'a bir oyun yapmışlar işte. Kafasına bir şey sarmış Furkan. Bir de üstüne ikinci sınıf filmler gibi ketçap sıkmış. Kim yaptı? Tabii ki Mert yaptı. Yani kadın zaten beni okuldan atmak için yer arıyordu. Böylece bahanesi hazır. Boşu boşuna okuldan atıldık yani. Bari kafasını patlatsaydım da ketçap yerine pekmezini akıtsaydım. Sen kendin üzme deriz onda. Maaş var, al gel buraya gel. Yani kararlaştım. Almanların çok sevdiğim bir lafı vardır. İffer kaufe, und dieser Welt, die Mama und die Papa. Yani satarık bu dünyanın anasını, babasını. Yok öyle zibil gibi kuru kuruya adamı okuldan kovmak. Gidelim de konuşak bakalım. Deli soykayla. Hadi.
Fırki. Fırki ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Niye siliyorsun benim yaptığım makyajı? Ne yapsaydım, suratımı senin tükürüğünle mi geçseydim? Tükürük değil o, yalarım birazcık. Ne olacak ki benim tükürüğüm şifalı ayrıca. Ayrıca seni millet böyle görünce ne diyecek? Nerede bu çocuğun yumruğu, nerede morluğu demeyecek mi? Oğlum neyse parası verdirdik. Gittik makyaj tuttuk, morluğu kapattırdık deriz. Karışma sen. Nasıl makyaj tuttunuz ya? Benim işim ne burada? He? Kapı dışarı mı koyuyorsunuz beni? Pis herif, sen sürdüğünü yalıyorsun. Nasıl? Neyse sen de şunu bir takamadın ha. Bakayım. Allah aşkına bakacağım. Yardım et sen. Bakayım ne olur bakayım. Dur. Oldu. Şu bandını takmam. Allah aşkına ver. Bak iş yapamıyorsunuz ama ya. Hah. Şöyle yapalım. Al şunu da. Geldik günün önemli anına. Nereden çıktılar o materyaller? Nasıl nereden çıktı? Hep yanımdaydı zaten. Böyle önemli ulvi bir an için taşıyordum canım yanımda. Ha? Şimdi de madalyalarınızı takıyorum. Al bakayım. Sakın. Öp bak öpeceğim yalamıyorum öpeceğim. Aslında hakikaten ya. Bu bizim pis herifli karşısında kazandığımız önemli bir zafer. Doğru. Birikti. Kaldı altı sayı. Merak etme. O diğerleri de teker teker gidecekler. Siftahı benden, bereketi Allah'tan. Asıl zafer o varoş kaderine inanırıp Bayrampaçalı'dan kurtulduğumuz zaman olacak Fırki. Şaka bir yana bu bizim için bayağı tarihi bir zafer olacak beyler. Fırki bak yanlış yapıyorsun. Ufak düşünüyorsun. Ufak düşünme. Yurt içindeki başarımızı uluslararası alana taşımamız gerekiyor. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından, dünyanın her yerinden öğrenci attırmalıyız. Cambridge'den, Yale'dan, MIT'den, Massachusetts'ten, gerekirse Japonya'ya kadar gideriz. Teker teker öğrenci attırmamız gerekiyor. Artık üniversite rektörleri, okul müdürleri polisi çağırmak durumunda kalmayacak. Çünkü artık biz varız. Urfa'da, Oxford vardı da biz mi öğrenci attırmalıyız? He, bir düşün. Ne yaparız gerekirse Urfa'ya Oxford'u biz kurarız. Daha sonra yurt dışından öğrencileri teker teker getiririz oraya koyarız. Sonra da gidip attırırız onları. Hay ben senin Erasmus aşkına. Çık dışarı çık. Ben nerede? Aa, sınıfta bak. Bak orada git. Koş hemen bir bütün oda artistleri ona ver tamam mı? Ama dikkat edin konuşurken ben duymayayım. Maazallah ver okuldaki herkesten önce ben duyarsam birileri yanlışlıkla arkadaş olduğumuzu sanabilir. O ne demek salça? Ne demek salça? Git bir tonla dedikodu yap bir tonla konuş git. Sen bütün bunları dün olanları sana anlatmadık diye mi yapıyorsun? Yok canım. Yani en yakın arkadaşlarımın başına onca olay gelmiş ve benim bundan en son haberim oluyor. Buna mı darılacağım yani? Buna mı bozulacağım? Git onunla konuş ya. Bak bekliyor seni. Karabiberciğim bekliyor. Salça yapma ya. Konuşmuyorum dinlemiyorum da dinlemiyorum. Tam çocuk gibi. Selam millet. Ya siz de böyle kendinizi bir anda mutlu hissettiniz mi yoksa sadece ben miyim? Caneri, bunun ruh halindeki hali değişimler beni derinden etkiliyor. Bu şimdi vurdurdu ya kafayı. Böyle bir beyin travmayı falan geçiriyor olabilir mi? Bu sınıfta beyninden travmayı geçecek kadar boşluk olan bir sen varsın Zeki. Demir öyle şeyler dinledim şımarırım. Bak vallahi şımarırım. O gidiyor.
Yani Furkişkom. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ya böyle tırnak içinde belirterek. Ya nasıl oluyor da sen yani bu pis dedili hala böyle etrafında deli deli oyunlar oynarken böyle mutluluk, böyle neşe göstergeleri yapıyorsun ya, anlamıyorum ki ben. Pis yedili mi dedin sen? Altılı diyecektin herhalde ya. Şşş ayo. Bana bak, senin matematiğin zaten kötüydü. Şimdi bir de kafaya darbe aldın ya, daha da kötü oldu. Vallahi bu sene sen sınıfı geçebil diye baban okula daha çok rüşvet verecek herhalde. Sen ne demek istiyorsun ya? Dur! Furkicim, sen kendini üzmüyorsun, bana bırakıyorsun. Ben bunun ağzının payını bir güzel veriyorum. Tamam mı? Şu an çünkü çok sinirlendim yani. Acayip. Parmağıma bakıyorsun. Siz Charleston biberler, jeneratörler, kalçalar, ben tek. Zeus bir, ben tekim. Sen kimsin? Kimsin sen, kimsin? Oğuzhan amca hakkında yalan yanlış şeyler söylüyorsun, vidi vidi vudu konuşuyorsun, he? Oğuzhan amca dediğimiz şahsiyet bir kerem, İzel Çelik endüstrimizin en önemli demirbaşıdır. İzel Çelik değil lan, Demir Çelik. Kızım kesme, karışma bana. Ben ne güzel gidiyorum, ağzımı payını veriyorum, değil mi? Oğuzhan amcacığım geceden sabaha çalışıp 3 kuruşa mal ettiği o demir çelikleri fahiş fiyata satmak için ne kadar çalışıyor biliyor musun sen? Ne kadar emek harcıyor. Yemin edip damarları patlıyor Berkan. O, kim attı onu? Bunları düşünmüyorsun işte. He? Zeki sus, yoksa ağzını burnunu kıracağım artık ha. Yeter be. Oldu olacak. Oğuzhan amcanın nasıl vergi kaçırdığını anlatsaydın. Can! Ne yapayım? Bu Angus'la takıla takıla böyle oldu işte. Angus mu? Angus. Angus mu? Ne bileyim, Serkan söyle dedi. Söyledi, sen de söylüyorsun. Furkan, bu pis altın muhabbet nedir ya? Anlarsın birazdan. Daha şimdiden spoiler verip heyecanını kaçırmayayım. Yok, yok dedim ben onu ya, dedim ben onu. It's altın, şılasın, das tahan dedim. Ya her yerin şıtraseleri ayrı oluyor can hocam. He bana da. Şimdi ben kapatıyorum ha. Burada bir rüzgar gülü var. İki didişak onunla, iki kapışak ha. Daha sonra ben sana zazin gel, ha gel ha. Haydi kapat anam. Berlin oldu Berlin. Haydi canım. Selamun aleyküm rüzgar gülü. Ne kadar ölçülü biriyim. Duduşlar 4 santim. Pamuk eller yumruk yaptığımda kalbim gibi... Ve aynı yumruklarım gibi küt küt. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu kadar ısrar ettin. Otur al bakalım. Bana bak rüzgar gülü. Bu trafo denen çocuğu ne yapacaksın sen? He? Ne yapacaksın? Sen bir anlat bakayım bana. Bir de bakayım bana bir. Size ne efendim? Size ne? Bana bak deri soyka. Almanların bir lafı vardır bileyim sen. Ein Leben ohne Blume ist wie ein Garten ohne Blume. Vatandaş diye ki. Çiçeksiz bir bahçe düşsüz bir hayata bendir. Bana bak. Bu trafo denen delikanlı çok delikanlı bir delikanlı. Böyle boş yere kimseye atardı giderdi yapmaz. O yüzden sen önce ne yapacaksın? Bu trafo denen delikanlı için disiplin kurulunu toplayacaksın. O kadar. Vermiyorum efendim. Keyfim misiniz? Vermiyorum. Bana bak deli soyka. İçimdeki bu gurbet acısı bende fevri hareketlere neden oluyor. Almanya görmüş olabilirik. Ama Adanalıyı Allah'ın kadınıyı. İçimdeki Almanla çok pis kavga eden bir Adanalı kadın var içimde. Ne yapacaksın? Bana bak. Sen beni hurk gibi düşün. Böyle yeşil yeşil. Bildin mi sen hurku? Böyle insan olduğumu. Fena insan. Hayvan olduğumu. Çok fena hayvan. Bildin mi sen onu? Anladım Devriye amcacığım, anladım. Diretmekte direteceksin. Peki. Disiplin kuruluna verin o zaman. Nasıl olsa suçu sabit görülecek ve Esma Sultan'ın ön yargısından sonra ön görüşü de bütün okul tarafından hayranlık uyandıracak. Hadi hanım, gel dayın, ay genem bey.
Batı sentezi ne olacak? Keşke o Berlin duvarı üstüne yıkılsaydı. Bunlar böyle iğrenç gördüğüne göre yine bir işler karıştırıyorlar. Bırak ya, takılma. Zaten bunlara sorulacak toplu bir hesabım var. Eğer bir şey karıştırıyorlarsa bunu da ekler, hep birlikte sorarım. Hey millet, uyabilir geliyor. Bu ne ya? Sabah uyabilir, akşam uyabilir. Yeter be kardeşim. Bana bak Zeki, başın önünde olsun şekerim. Bakıp duruyorsun, kadını kudurtma. Arkadaşım, kimseye baktığım yok. Ayrıca ben başka bir kadına aşığım. Verstehen Sie? Wunderbar. Arkadaş, herife bak. Hocaya aşık oldu, iki günde Almanca öğrendi. Keşke psikoloji hocasından tutulsaydı. En azından psikolojisine iyi gelirdi ama... Erkekler, sizlere söylüyorum, yüzünüzdeki müstehsi ifadeden oturun dediğimde o hınzır akıllarınızdan ne tür fikirler geçtiğini anlamadığımı sanmayın. Size defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Ben oyabilirsem, güzelliği ve seksapeliyle tanrıçaları kıskandıracak ayarda bir kadın da olsam, bu size ergen hayallerinizde beni başrole soyundurma hakkını vermez. Millet, çok kötü bir haberim var. Benim de sana çok kötü bir haberim var çocuğum. O uyabilir. Böyle sınıfa geç gelme numaralarıyla yandan yandan bacak bacak üstündelerime bakabileceğini zannediyorsan... ...zannetme. Bu neydi? Avuç. Avcumu yalarsın. Hocam, ben sizin bacaklarınıza niye bakayım ya? Aa, anladım. Ters psikoloji. Şimdi de kıskandırma çabamız. Yemezler çocuğum. Çık dışarı, cezalısın. Çık. Dur. Şimdi kütüphaneye gidiyorsun, defterine. Apollon tapınağının sütunlarını da andırsalar. Öğretmenim, oyabilirin bacaklarına. Bir daha bakmayacağıma söz veririm yazıyorsun. 100 kere. 100 kere. 100 kere. Hadi bakalım, çık dışarı şimdi. Çık hadi, çık. Küstah. Ama siz erkekler hep aynısınız. Nerede hoş bir kadın görseniz böyle seksi. Davar olarak bilinen hayvanların trene batması gibi öyle diker gözünüzü batarsınız. Mahallede böyle, okulda böyle, erkekler hamamında böyle. Erkekler hamamı mı? Ne dedin sen? Bir şey demedim. Dedin. Erkekler hamamı dedim. Küstah, bak bir de tekrar ediyor, hormonlu domat seni. Öğretmenim, siz arkadaşın kusuruna bakmayın. Vallahi ben onun adına sizden çok özür diliyorum ya. Pekala, çıkarın tişörtleri, aman kağıtları, yazılı yapıyorum. Evet hocam, böyle sabah akşam yazılı olmuyor be. Oluyor, çok güzel oluyor, size az bile. Sonra bir yazın. Çabuk. Eşeğli üreme nedir? Aşamaları nelerdir? Şekil çizerek gösteriniz. Hocam ya, günde 2 kere mi sıfır alacağız biyolojiden? Anisciğim, sen rahat ol. Sınavdan nasıl yırtacağımızı ben çok iyi biliyorum. Orço, eşeğli üremeyi sana canlı anlatırım dersen yemin ediyorum kafanı kırarım ben. Aşk olsun kız, Allah Allah. Gerçi bunu bilmiyorsan bir ara anlatırım ama öyle değil. Kes sesini ya. Çok güzel bir planım var. Şifa ama neyle kaynatacağını bilersin. İşte bununla. Orço, ne o, eskirime mi başladı? Eskirim sana ne oğlum? Allah Allah. Hem gerçi ben bir ara eskirim yapmıştım ama bırakmak zorunda kaldım. Ya oğlum sen var ya, ne kadar cahilsin ya. Hem zenginsin hem cahilsin. Bir kere bu eskirim şeysi değil oğlum, arıcı başlığı bu.
ben vurmadım diyor çocuk. Ya ben tanımaz mıyım Mert'i? Vursa bilmez miyim? Mert adı gibi Mert bir çocuktur. Doğru. Ya ne yapmaya çalışıyor bu İsmail Sultan anlamıyorum ki. Öyle büyük bir enerjisi var ki sürekli kötülük yapmaya kullanıyor. Babam için en ideal yöneticiler maalesef böyle insanlar. Ya çıldırmış olmalılar Murat. Bir tarafta İsmail Sultan, öbür tarafta sınıfsal farklılığı korumaya çalışan şımarık öğrenciler. Ha dayanamıyorum artık, bıktım ya. Yani? Yani ben artık okulu bırakmak istiyorum. Zaten bakanlığa da başvurdum. Sanırım bu isteğin gerçekleşti hayatım. Bu da ne böyle? Gideceğin yer belli olmuş olabilir. Bakanlıktan sana gelmiş. Açsın mı? Neresi çıkmış? Ben o kadar kaba biri miyim açtım? Sana gelen bir zarf var ancak sen açmalısın. Başka da açsa kızarım ama sen açabilirsin. Sağ ol aşkım ama sana gelen bir şeyi ancak sen açmalısın. Ve son soru. İşçi arılar kraliçe arılarına hangi yollarla kur yapar? Şekil çizerek gösteriniz. Süreniz başladı. İstediğiniz sorudan da başlayabilirsiniz. Arkadaşının kağıdına ve benim bacağıma bakanı yakarım. Orço. Orço kardeşim ne yapıyorsan yap. En son arı çiz dediği zaman eşek çizdiğim için sıfır verdi bu kadın. Hadi canım hadi. Zeki. Zeki. Kardeşim sen rahat ol. Ben şimdi atraksiyonumu yapacağım. Sen rahat rahat kitabı açar çizersin oğlum. Okey. Öğretmenim. Hı? Size bir şey itiraf edebilir miyim acaba? İtiraf mı? Neyin itirafı? Gözlerimiz. Ne var gözlerimde? Ne oldu gözlerime? Öğretmenim. Öğretmenim bu gözleriniz dünyadaki her erkeğin aklını başından alabilecek güzellikte yani öğretmenim. Çok güzel gözleriniz var yani. Seni haylat şey. Tamam olabilir. Yani dediğin gibi olabilir belki ama çocuğum bundan sana ne? Öğretmenim öyle demeyin ama ya öyle demeyin. Biz hep beraber sizin gözlerinize bakmaktan sınava konsantre olamıyoruz yani değil mi yani? Değil mi yani? Acayip, acayip. Sürmeli gibi doğuştan sürmeli. Siz ne yapayım ben ne yapayım? Gözlerimi mi dağlatayım oğlum ne yapayım ben? Sakın öğretmenim öyle bir şey yapmayın. O güzel gözleri yazık sakın dağlatmayın. Ben diyorum ki öğretmenim sınav süresi boyunca... Diyorum ki sınav süresince siz bu başlığı taksanız. Biz de sizin o menekşe gibi güzel gözlerinize kapılmayıp sınava rahat rahat konsantre olalım diyoruz yani. O ne o? Şapka öğretmeni. İngiltere'den getirtildi. Evet hocişko. Yani İngiltere'ye gittiğimde ben de böyle kraliyet ailesinde mesela kraliçe Elizabeth, ondan sonra prenses, işte Middleton falan böyle takarken görmüştüm. Gerçekten çok güzeldi. Cidden. Deme ya. Sahi mi? Tırnak içinde yemin ediyorum. Sadece onlar değil öğretmenim. İngiltere kralı. Rahmetli başkan Kennedy. Tatsız kral Pele. Beckenbauer. Nadia Comaneci. Brigitte Bardot. Ve Fenerbahçeli gibi. Hepsi bu şapkadan kullanıyorlar. Bitti mi? Bitmedi. Bunun yanında bir de tarak veriyorlar. Tarak kalsın. Kalsın. Bilmiyorum ki şimdi bu yakışık alır mı yani sınavda böyle oturacağız şapka şapka hoş olmayabilir. Olmaz mı öğretmenim? Çok yakışacak size. Tak, 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 ben sanki anlamıyorum ne demek tak, tak, tak. Tamam takacağım hormonlu şeyler sizi. Yalnız şunu bilin ki ben bunu sadece ve sadece gözlerimin güzelliğinden dikkatiniz dağılmasın diye takıyorum. Takalım. Nasıl? Yakıştı mı? Şu an güzel. Kraliçe İngiltere'de Elizabeth aynı vallahi. Tabii ki yakışacak. Nasıl yakışmasın ki? Gerçi ben pek bir şey görmüyorum. Ama ne yapalım artık böyle. Olsun hocam biz sizin gözlerinizi görmüyoruz yani. Hadi çıkarın kitapları yazın. 5 liramızı alırım ha. Hadi sizden 10 lira. Kalkın. Ne
Eziyet çekmeye gelmişim ben bu hayata. Eziyet. Hangi adama güvendiysem altından madam çıktı. Ah, ona dert anlat, buna dert anlat. Ama sonuç ne oluyor? Değişiyor mu, değişmiyor? Tıp. Nerede? Hep temizlik, hep temizlik. Hadi bakalım, yap bakalım. Şikayetçi olmaktan yor beni hayat. Yor, yor. Neyse canım. Buna da şükür be. Nefes alıyoruz ya, Allah'ımıza şükürler olsun. Nefes gibi alınıyordu hayatı. Ah soygun kadın diyerek girdi içeri Hayın Sezai. İçerideki buğunun üstüne bir kalp çizilmişti. Kalbin içine bir ok girmişti. Bir ucunda sır, bir ucunda he. Kimmiş o he? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz diyerek akıllarda biraz soru işareti, biraz ünlem bıraktı Halil Sezai terti mekan ederken. Acaba dönecek mi diye bakan gözleri inat geri gelmişti Halil Sezai. Ama yine gideceğini bilerek. Aşka ve sağlığa. Yandı. Ne kadar manyak varsa beni buluyor canım. Abi. Ha, abi manyak da burada işte. Düğmeye basla konuş. Abi manyak da burada dediğini duyamıyorum. Hemen odama gel. Tamam. Ah. Songül! Geldi Besman. Disiplin Songül, disiplin. Vallahi en hızlı şekilde gelmeye çalıştım ama ben. O senin bildiğin türden bir disiplin değil. Her zaman sıkı durmak lazım Songül. Sıkı dur. Disiplin kurulu topluyoruz. Ay haylazlara bak, çok mu dağıtmışlar? Merak etme, ben hemen şimdi toplarım onları. Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun Songül? İşte tütün mesele bu. O bütün mesele değil miydi acaba? Sus Songül. Bütünden parçaya getirme beni, parçalamayayım seni. Bu yeni Almanca hocası Nevriye Kaçak'tan bir an önce kurtulmam lazım. Kendisi dinsizin hakkından gelmeye programlanmış bir imansız gibi. Ama önce o trafo denen varoşu okuldan atmam ve bunun için de disiplin kurulunu toplamam lazım. Çok işim var Songül, çok. Ama Mert çok iyi bir çocuktur. Kovmayın ne olur Esma Hanım. Vallahi çok iyi bir çocuk o. Bu dünyayı iyiler mi yönetiyor Songül? Hayır. Ya bu okulu? Hayır. Bana akıl verme. Akıl tutmayı öğret Songül. Hadi görmeyeyim seni. Ben seni çarpmadan, sen lafımı bölmeden, kendini odadan çıkartırken disiplin kurulunu toplamayı ihmal etme. Emredersiniz Esma Hanım. Nasıl bir öğretici kişiyim ki derdimi bile dört işlemle anlatabiliyorum. Ve insanların içleri dışları çarpılmasında ne yapsın değil mi? Değil mi? Ay, elleri, elleri, elleri. Ya ben belliyim. Tamam. Allah'ım ya bitti ya. Hocam dikkat edin. Sağ ol hocam. Sağ tarafa, sağ tarafa Şevi. Birazcık daha. Ergenler, ben şu köşeye kadar takarım yalnız bu şapkayı. Sonra sorumluluk kabul etmiyorum. Nefsinize hakim olacaksınız. Hadi. Aman dikkat edin, düşmeyin cepkinin üstüne. Aferin lan. Bak bak. Arıcı. Bunun da kafası sadece böyle şeylere çalışıyor. Ya bin güzel kardeşim işte sizin. Adam nasıl iyi not aldınız ya, Allah Allah. Pisi, sana çok kötü bir haberim var. Hayatımdaki en kolay biyoloji sınavını kaçırdım. Abi bırakın şimdi sınavı falan ya. Benim size asıl daha kötü bir haberim var. Hakikaten ha. Oya bir de seni kovmadan önce bir şey söyleyecektim. Ne oldu? Ne aldık ya Allah? Ne olacak? Esma Sultan cadısı trafoyu okuldan atmış ya. Ne? Seninkini okuldan atmışlar. Yazık olmuş jeneratöre. Pisi anlatsana neden? Ya nasıl olmuş? Güney, sen mi yaptırdın? Aa, sen mi yaptırdın? Saçmalamayın be. Ne alakası var? Yani tamam suratını görmek istemiyorum ama Esma cadısı ben dediğim için adam kovar mı sence bu okuldan? Yani, doğru söylüyorsun aslında. Sen anlat o zaman. Peki yani ne oldu? Neyse ya gelin. Kavga çıkmadan ben size bunu dışarıda anlatayım. Yazık olmuş jeneratöre. Bayram Paçalı, iyisin sen, iyisin, iyi gidiyorsun.
Beyler, bu pis altınlık yatağı beri aldı. Hmm. Furki, senin de hiç matematiğin yok arkadaşım. Yani matematik sıfır sende ya. Bu arada jeneratörün gitmesi hiç iyi olmadı. Ben seviyordum o çocuğu. Üzüldüm şimdi yani. Bayağı üzüldüm yani. Üzülmedim. Aslında çok da üzülmedim. Çünkü biz kötü adamdık. Ana! Mahvederim seni! Mahvederim! Tamam. Ne çıktı onlar? O. Mesleki hayatımda aldığım sanırım en bomba haber bu. Ne olmuş söylesene. Bakanlıkta program geliştirme ve psikolojik eğitim bölümünde çalışmamı istiyorlar. Müsteşarlıkta. Müsteşarlık teklifi ha? İşte sen buna layıksın. Tebrikler aşkım. Yalnız bir problem var. Problem mi? Nedir? Ben bu teklifi kabul edersem Ankara'ya gitmek zorunda kalacağım. Peki sen ne yapacaksın burada tek başına? Ne mi yapacağım? Tabii ki seninle geleceğim. Olur mu öyle şey? Yani benim yüzümden okulu bırakamazsın Murat. Saçmalama Filiz. Koskoca Ankara'da okul mu yok sanki? Ama... Aması falan yok. Böyle basit bir nedenle. Benden kurtulabileceğini mi zannediyorsun sen? Senden kurtulmayı düşünmemiştim. O halde Ankara'da beraberiz. Ne kadar iyisin. Ah! Ah! İçim yanıyor, içim, içim. Vallahi billahi nerede okuldan atıyorlar ya. Ya Songül gel bir otur, bir sakin ol. Nasıl sakin olayım Murat Bey yani? Esma Hanım, Mert'i göz göre göre okuldan atıyor. Aslan gibi çocuğu. Biliyoruz durum Songül, merak etme. Bir gencin istikbaliyle oynamak bu kadar kolay değil. Vallahi kolay mı zor mu bilmiyorum Murat Bey ama... ...yarın disiplin kurulunu toplayacaklar Mert için. Toplasın bakalım. Toplasın bakalım disiplin kurulunu. Bazen disiplin kurulunun adı tuzak olabilir Songül. Ama merak etme, Mert bu tuzağa asla düşmeyecek. Arkasında biz varız. Değil mi? Ya ben sakin koridoruma gittim aşağıya. Bir baktım adam duvarları falan yumrukluyor. Ondan sonra ne oluyor diye yanına gideyim dedim. Sonra benim boğazıma sarıldı böyle. Ne oldu, sana bir şey yaptı mı? Yok canım, bir şey yapmadı da. Yani tuttu kendini. Ama... Aslına bakarsan öyle kara kara gözlerini benim üstüme böyle dikmiş görünce fena tırsın. Neyse bu çöktü sonra yere. Esma Sultan bunu okuldan kovmuş. Hadi hadi. Ya bu bizim ikoncanların numarasıdır yani. Ya vallahi kimin numarası bilmiyorum ama ben trafoyu hiç bu kadar dağılmış halde görmedim. Yakın zamanda ben suratını fena dağıttım. Demek ki o dağınıklık devam ediyor. Ya ben toplarım kanki jumpingimi ya. Rahmetlinin çaylıkları bugün ya da yarın satılacak ya. Kurarım bir iş. Alırım onu yanıma. Gibi de çalıştırırım askeri ücretle. Hayatı kurtulur serserinin ya. Trafon hayatı kurtulur da senin hayatın kurtulur mu ondan emin değilim Orçu. Hah. Öyle türkü söyleyip kına yakmakla olmaz bu işler. Ben bugünlere dişimle tırnağımla geldim be. Senin dışındaki bütün vampirler de dişi ve tırnağıyla geldi Orçu. Filiz Hoca arıyor. Efendim Filiz Hoca'cığım. Neşe, herkese haber ver, akşam Dizel'in kafesine geliyorsunuz, tamam mı? Ne oldu, sıkıntı neymiş? Neyle ilgili? Akşam anlatırım. Herkes kesinlikle orada olacak. Mert'e de haber verin, olur mu? Tamam, akşam Dizel'in kafesine gidiyormuşuz. Çok önemliymiş, Mert de geliyormuş. Vallahi kimse kusura bakmasın, ben gelmiyorum. Gelmeyen de beni tanımasın, söyle bunu. Gelmeyen beni tanımasın diyor. Tamam hocam, tamam, biz geliriz, ben Mert'e haber veririm. Öptüm, bay bay. Ya niye tamam hocam diyorsun? Ya okulun duvarları böyle üstüme üstüme gelip ben birinin boğazını kesmeden gidiyorum arkadaşlar. Ben dedim size. Bu grup bir seneye kalmadan dağılır dedim. Ama sakalım yok ki, size değil mi işte. Ne işte canım. Akşam en azından bedavaya çay içeriz. Furkan. Vay. Yayla güzeli. Ne oldu? Aa, dur ben tahmin edeyim. Bayrampaşalı'yla gizli aşkınız deşifre olunca heyecanınızı kaybettiniz. Sen de Bayrampaşalı'dan sıkılıp yeni bir aşka yelken açmaya karar verdin ha? Merak etme Furkan. Hiçbir rüzgar benim yelkenimi senin limanına itmez. Ben buraya senden trafoyla ilgili şikayetini geri almanı istemeye geldim. Senin için söylemesi kolay tabii.
kafası sargılı olan sendin. Ben Trafo ile konuştum, sana vurmadığını söylüyor. Öyle mi? Benim elimdeki doktor raporları da böyle bir şeyin olduğunu söylüyor. Ya tamam, Trafo olsa bilir, kabul ediyorum ama... eğer sana vurmuş olsaydı bunu söylerdi. Hem diyelim ki gerçekten vurdu. Yani dün yaptıklarından sonra bu dayağı hak etmediğini mi söyleyecek? Sen de bir karar ver, vurdu mu vurmadı mı? Vursaydı buralarda böyle canlı geziyor olmaz. Ayrıca benim dün gece yaptığım sadece... sizin yüzünüzdeki o fakir ama onurlu genç maskesini düşürmek oldu. Artık bütün okul o pis yedilinin başındaki pis kelimesinin gerçek anlamını öğrendi. O yüzden senin yerinde olsam... Trafo için gelip bana yalvarmak yerine... o varoş arkadaşlarımı toplayıp kendi çöplüğüme dönerdim. Bana bak, ban kafa. Ben sana yalvarmaya falan gelmedim. Senden bir kere insan taklidi yapıp... bir çocuğun eğitim şansı elinden almamanı istiyorum. Furkan. Ne konuşuyorsunuz? Seni ilgilendiren bir durum yok Elçin. Aa öyle mi? Ona bakarsan erkek arkadaşımı çalıp fingir demen de beni ilgilendirmiyordu değil mi? Bana bak çöp dedikisi. Senin burada ağzını burnunu kırardım ama. Tuvalet sana minnet borcum var. Sonuçta bir süre de olsa Güney'le çıkıp benim değerimi anlamasını sağladı. Ama minnet borcu da bir yere kadar. Bir dahakine laflarına dikkat et. Ya sen bana baksana. Bakıyorum ne var? Elçin tamam. Sakin ol. Bu varoşla kavga edip seni kendi seviyesine çekmesine izin var mı? Ya Furkan ne dedi, duymadın mı? Bir de pişkin pişkin üstüne çıkıyor. Tamam duyuyorum. Ama biz seni de biliyoruz, bunları da biliyoruz değil mi? Gel istersen bir yerlerde bir şey içelim, kafan dağılır. Olur aslında. Önce bir eve uğrayıp üstümü değiştirsen. Tamam tamam, bırakırım ben. Hasan Paşa. Ne arıyor bu evde? Evreşe yolları dar. Bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar. Bana bakma benim yarim var. Bir fırın yaptırdım, topladım ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Bizde yâri varmış ha? Yâri kadar senin kafana taş düşsün değil mi? Utanmaz adam. Çok neşesiz, neşesi yerinde tabii canım, ne olacak? Bir ceketleri de atmış buraya, nasılsa topluyorum var. Cezanı vermesin. Bana bir telden yüzük alma. Sen git Esma manyağına tektaş yüzük ala. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Utanmaz. Ben de size bu tektaş yüzüğü yar edersem eğer... bana da makbule demesinler. Makbule kim be? Sinirden ben de ne dedim bilmiyorum. Güle güle. Yüzüklerin efendisinin yüzü. Demek durum bu kadar vahim ha? Vahim ne kelime diyeceğim. İkiye yakın arkadaş birbirine küstü. Üstüne bir de trafo okuldan atılıyor. Dizelciğim tabii buna ilaveten bazı arkadaşlarımız böyle büyük büyük olaylar olmasına rağmen en yakın arkadaşlarına tek bir kelime bile etmiyor doğrusu. Sadece şu an mevzu bu mu? Ya bırakın şimdi tartışmayı da, Paşa ile trafo nerede? Ben Mert'le konuştum, geliyormuş, yoldaymış. Evet, Mert'le konuşmuş, geliyormuş, yoldaymış. Paşa nerede ha? Nerede kızı Paşa? Güney de geliyor, Filiz ablaya söz verdi. Aa, ona kalırsa birileri bana zamanında ilk duyduğum dedikoduyu ilk gelip sana anlatacağım diye defalarca söz vermişti ama... Yok Balça, boğdun yemin ediyorum, boğdun. Neyse gençler neyse.
Gelsinler hele. Ben de konuşurum. Filiz ablanız da konuşur. Barışırlar ya, barışırlar. Ya bunca yılın dostu öyle bir çırpıda silip atacak değiller ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Mert, sen biz okulda niye beklemedin? Ya şu Furkan'ın gerçekten ağzını yüzünü patlatacaktım. Bari biraz hava alayım dedim. Evet, Bekir anlatmıştı. Peki bir şey soracağım. Mert, gerçekten sen yapmadın değil mi? Ya yok, elimi bile sürmedim ya. Gerçi olayların bu hale geleceğini bilseydim ben ağzını yüzünü dağıtırdım da bari bir şeye yarardı. Sen rahat ol kardeşim. Biz daha ölmedik. Vallahi Orço, bir Allah'ım var bir de sen varsın kardeşim. Eyvallah kardeşim. Neyse gençler, ben bir müşterilere bakarım. Sen otur, sen otur, ben bakarım onlara. Sen bakma diye ben bakıyorum Orço. Bakılmayacak gibi mi bunlar ya? Neyse kardeşim. Ben varım şeyin arkanda. Ben varım. Ben. Kapı gibi Orço var. Gerekirse çıkarım Esma Sultan'ın karşısına. Derim ki Esma'cığım, Esma'cığım, kirafayı okuldan atma. Eğer atılacak biri varsa o da benim. Beni at derim. Helal olsun kardeşim ya. Hakikaten yapar mısın bunu benim için? Şimdi güzel kardeşim, şöyle bir şey yaparım da Ali çok üzülür. Açlıktan bir deri bir kemik kalır. Vallahi bak. Ben incecik kızlardan hoşlanmadığım için giderim onu balık etli bir tane mankenle aldatırım. Kızım bu sefer iyice psikolojisi bozulur. Kendini intihar eder. Katil mi olalım oğlum? Çok doğru söylüyorsun kardeşim ya. Lan bari bir şey söylüyorsun, bir dakika arkasında dur ya. Niye? Ne yapayım? Ne yapayım? Beni aldattı diye gideyim herife mi bıçaklayayım ha? Ha, tekrardan bıçak mı sokayım karnına? Bana bak, eğer katil olursam suçlusu tiraf olur ha. Sensin. Sinirlerim bozuldu yine. Filiz abla nerede? Yolda geliyormuş. Paşa da yolda. Aslında böyle daha iyiydi. Gire bakıyorsunuz oğlum siz. Nerede bu yüzük ya? Bunu mu arıyordun acaba? Nerede bu yüzük? Songül? Evet. Yüzük sende mi? Bendeydi. Gereksiz yüzüklerin hanımefendisi olarak. Şimdi nerede? En son sifonu çektim. Sifonu mu çektin? Evet. Ne yaptın sen Songül? Ne demek, çok mu sinirlendin? Haber takmışım, Allah'ın faresi o. Esma Sultan takmış. Ya. Al şunu. Esma kim ya? Esma kim ya? Ya o yüzüğü ben sana aldım. Evlenme teklif etmek için. Sana. Ya. Bayıldı. Aslında kirafonun okuldan atılmaması için bir yol var. Neymiş o? Şöyle yapıyorsun güzel kardeşim. Disiplin kurulundaki hocaların evine gidiyorsun. Tamam mı? Ben Furkiş'i dövmedim diyorsun. Tamam mı? Eğer bunlar sana inanmazsa sağlı sollu dalıyorsun güzel kardeşim. Bravo. Çok güzel buldun. Böylelikle okuldan atılmakla kalmasın. Bir de hapse girsin tehdit suçundan değil mi? Sen sus, beceriksiz kızıl kovşanlar. Ya zaten elimizdeki mal belli yani. Kirafo. Bugün hapse girmese yarın girecek. Ya Orço, Allah aşkına bir kere şu şom ağzını kapalı tut ya. Bir kere şu şom ağzını kapalı tut ya. Allah Allah, size de plan sunulmuyor. Var mı? Plan sunulmuyor. Ya arkadaşlar, Orço fikir üretmek için totosunu kullanıyor da ondan saçmalıyor. Da hani biz niye böyle doğru düzgün bir fikir bulamıyoruz? Ben onu hiç anlamıyorum yani. Ya niye olacak?
Dünyanın en mükemmel makinası da olsa işçilerden biri eksik oldu mu çalışmaz da o yüzden. Sizin gücünüzde şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde olmanızdan geliyor. Şimdi o birliği tekrar yeniden sağlayın ki makina da tıkır tıkır çalışmaya başlasın. Ondan sonra bir yıl okulunuzun müdürüyle o 3-5 şımarık zengin çocuğu bütün dünya karşınıza da dikilse hız gelir size, anladınız mı? Güzel haklısın Rafa. Paşa'yla senin derdini düşünmekten asıl odaklanmamız gereken noktaya odaklanıyoruz abi. Ben ne yapayım kardeşim ya? Filiz abla beni buraya çağırdı mı çağırdı, geldim mi geldim. Beyefendi nerede yok. Allah bilir orada burada racon kesiyor. Ne o? Arkamdan iş çevirdiğin yetmiyor, bir de arkamdan mı konuşuyorsun ha? Arkandan falan konuştuğum yok kardeşim. Yüzüne de söylerim. Filiz abla çağırdı, geldik işte. İyi. Ben de Filiz abla çağırdığı için geldim. Senin yüzünü görmeye meraklı değilim yani. Neyse. Nerede Filiz abla, gelmedi mi hala? Gelir bir abla. Bir an önce gelsin. Çünkü daha çok işim var. Gideceğim Gülcan Hanım acaba okuldan eve direkt gelmiş mi? Yoksa gereksiz bir takım insanlarla vakit mi geçirmiş, öğrenmem lazım. Pisi. Sen Gülcan'ın çantasına bir GPS taktır da nerede olduğunu anlasın bu beyefendi. Ne dedin, anlamadım. Yok, senin anlayabileceğin bir şey olsaydı ben yüksek sesle söylerdim zaten ya. İyi, fazla kendini yormaya gerek yok. Bağırmana gerek yok ya. Ben kursa başladım çünkü kalleşçe öğreniyorum. Ne dediğimi çok iyi anlayacağım bundan sonra. Vallahi bence anlamazsın da ben senin anlayacağın dilden konuşurum, merak etme. İyi. Buradayım, konuş bakalım. Mert, Güney. Ya hocam, en heyecanlı yerinde geldiniz ya. Ay Filiz hocam, tam zamanında geldiniz. Ben size bir çay getireyim. Ne konuşuyordunuz bakalım? Ne konuşmuyorlardı ki ya? Paşa Tirafo ya, kalleş dedi. Bunun üzerine Tirafo... Orço, şu geçen kızlar vardı ya. Ya şuradakiler Orço, hatta ben tuvaletten çıkarken beni yakaladılar. Okey, dördüncü arıyorlarmış. Sen koş git bir bak. Tamam, ben gidiyorum. Kızları bekletmek olmaz. Demek ortam biraz gergin. Hem de ne gergin. Ceza sahası karıştı. İki kırmızı kart da yolda. Peki, çaylarımız gelsin, bunu çözeriz. Umarım. Buldum. Buldum. Şansına bak, görüyor musun? Demek ki bulmak varmış kaderimde. Demek ki bunu sana uzatıp evlenme teklif etmek varmış kaderimde. Benimle yaşlanır mısın Songül? Ay ne yaşlanması ayol. Olsa olsa ben seninle gençleşirim. Evet. Diyorum ki sen bir üstünü çık, değiş, yıkan, temizlen. Ben de bu arada düşüneyim cevabımı. Haklısın, doğru doğru. Ben de düşüneyim. Hadi, hadi. Doğru. Sağlığına. Sağlığınıza. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Et bakalım. Seni kıskanıyorum. Kimden? Kendimden. Aa. Nasıl oluyormuş o? Senin varlığını kıskanıyorum. Yaratılışını. Güzelliğini. İyi niyetini. Ben seni elde edilebilecek bir şey olarak gördüğüm zamanlardan utanırken, şimdi karşıma bakıyorum ve kıskanıyorum. Yaşayamadığımız onca gün ve seni elde etmeye çalıştığım zaman yaptığım onca saçmalık,
Furkan, hepsi çok geride kaldı, lütfen. Peki geride kalanlardan hala yanında taşıdığın bir şey var mı? Nasıl, anlamadım ben. Her şey gerçekten geride kaldı mı? Yoksa hala o geride kalanlardan yanında taşıdığın bir şeyler var mı? Paşa'yı hala düşünüyor musun? Bana karşı dürüst olabilirsin. Ben olamam ama biliyorum. Sen yapabilirsin. Sen de bana karşı dürüst olabilirsin Furkan. Her konuda. Hocam, Mert'in durumunda bir gelişme var mı? Maalesef yok Neşe'cim. Esma Hanım inadım inat modunda devam ediyor. Ama şu disiplin kurulundan önce Mert'in işini bir şekilde halledeceğiz. Ama öncelikle şu küslük problemini çözelim. Hocam, benim bir problemim yok. Ama arkadaşım biraz tekelcilik problemi var. O aşkı kendi tekelinde zannediyor. Mert, lafını bil de konuş. Aşık oldum dediğin insan benim kız kardeşim. Ha, ben senin kız kardeşine aşık olabilecek kalitede bir adam değilim, onu mu demek istiyorsun? Eğer onu söylemek istiyorsan açık açık söyle. Lafı çarpıtıp yediğin altı örtmeye çalışma. Biz kardeş gibiydik seninle. Gülcan benim kız kardeşim. Hangi kitapta yazıyor lan bu? Heh. Bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Her şeyi kitapta yazıyor zannediyorsun. Üç tane kitap okumuşsun, aşkı da oradan öğreneceğini zannediyorsun. Ama aşk kitapta olmaz kardeşim, yürekte olur. Senin gibi ciğeri beş para etmez adamın yüreğinde hiçbir halt olamaz. Çocuklar biraz sakin olur musunuz? Paşa, abi bak sakin ol. Bak, benim bu konudaki objektifliğimden şüphen yoktur herhalde değil mi? Ya, tamam, Mert sana bu olayı en başına anlatmamakla da hata etmiş olabilir ama... Ya bir de olaya şu yönden bak. Ya Gülcan Mert yerine başka bir serseriyle falan çıkmış olsaydı? Peker, bak zaten sinirliyim, Allah aşkına sus. Bu iş masanın başında oturup bilgisayar programı yazmaya benzemez. Ya senin bu zamana kadar ne tecrüben var da gelmişsin bana burada bilgelik taslıyorsun. Çocuklar. Paşa, abi biraz ayıp olmuyor mu ya? Ayıp mı? Peker, eğer ayıbı biliyorsan önce yanındaki herifin ayıbını göreceksin. Peker, bak olay ne biliyor musun? Bu grubun her haltını bilen tek kişi var, o da Paşa. Çünkü o ekibimizin jönü ve enteli. Ona yapacak bir şey yok. Trafo, sen de biraz sakin konuşsan olmuyor mu? Ya bırak gün çiçek ya. Tamam, sevgilin, ona arka çıkacaksın, anladık. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten böyle düşünüyorum. Şimdi kabul edelim gün çiçek. Sen şu anda objektif olacak bir konuda değilsin. Ya sen objektifsin, ben objektif değil miyim? Sabahtan beri Trafo'nun avukatlığını yapıyorsun. Ne alakası var canım avukatlıkla? Ya ne demek ne alakası var avukatlıkla ya? Neymiş efendim, Gülcan Trafo'dan iyi çıkacak adam mı bulacakmışmış da. Ya adam resmen Paşa'nın kız kardeşiyle çıkıyor ya. Dünyada başka kız kalmadı sanki. Bak ya, Sevil sen de mi ya? Ha, ben de, ne oldu? Ya boş ver Mert ya. Ben onun neden huysuzlandığını biliyorum. Salça, sen bir kapa çeneni istiyorsan. Ondan sonra yok efendim, niye ilk duyduklarınızı bana gelip anlatmıyorsunuz? İşte bu yüzden anlatmıyoruz. Anlatmasan anlatma be. Sen merak etme. Mert de Peker bana her şeyi anlatırlar. Allah Allah. İyi Neşe. Bundan sonra arkadaşlarına takılırız. Takılırım, ne var? İyi, birbirinize çok yakıştınız. Çocuklar, siz delirdiniz mi? Evet hocam. Ya biz büyük ihtimalle delirdik. Çünkü bu zamana kadar bunları arkadaş diye yanımızda dolaştık. Evet, çok güzel söyledin. Köpek mi dolaştırıyorsun sen? Sen önce git o eski tiki sevgililerinin finolarını dolaştır. Ha pardon, eski değildi ya. Eski demek yanlış oldu şimdi. Yeni mi deseydim? Yok, yeni dedi ya. Neşe, bunların bir dörtlü ilişkisi vardı. Ne oldu? Onu ben bile takip edemiyorum ama sanırım çapraz burada, sırada Elçin ve Küçük Bey vardı. Neşe! Yeter! Saçmalıyorsunuz, kötü olacak hepiniz için. Ne yaparsın? Ha? Onda mı sevgisini ayırmaya çalışacaksın? Ben kimseyi sevgisini ayırmaya çalışmam. Ben direkt ayırırım. Senle Gülcan'daki gibi. Sen öyle san. Bakalım Gülcan daha ne kadar kontrol etmeye çalışacaksın. Ya ben sizi buraya barıştırmaya getirdim. Siz ortadan ikiye ayrıldınız. Hiç mi bana değer vermiyorsunuz? Gözümün önünde kavga ediyorsunuz. Özür dilerim hocam. Saygısızlık olmasın ama... benim artık bu üçüyle işim kalmadı.
O yüzden ben gidiyorum İlyas'a. Bizim seninle çok işimiz var değil mi? Hiç. Yok Dik, bizim sizin gibi arkadaşımız yok. Yok. Ne yaptın? Şu an ben de şoktayım Filiz Hanım. Biz makineyi tamir edin, birleştirin dedik. Bunlar iyice paramparça. Aslında düşününce paşaya da hak vermiyor değilim ha. Yani dünyada 2 milyar insan var. Sen gidiyorsun en yakın arkadaşının yanındaki ateş topuna ilişiyorsun. Ama aşk böyle işte ya. Ne kitabı var bunun ne de kuralı. Nehirde akıp giden küçükler gibi savrulup duruyoruz işte. Kırılıyoruz. Üzülüyoruz. Ağlıyoruz. Ama sonra... mesela bir çift göz. Bir eda. Bir bakış. Adamın kanına giriveriyor işte. Ya çöl lan burası diyorsun. Su yok işte, geri dön. Ama yok. Ama her defasında ayaklarını sürüyerek o kumsaldan geri dönüp o çöle gidiyorsun arkadaş. Ya yangına giren itfaiyeci bile bu işten para kazanıyor hiç değilse. Sen diyorsun ki neden ben bu yangının içindeyim? Ama sonra bir bakıyorsun. Alevler etrafını sarmış. Allah'tan beni hep böyle sonsuzluğa taşıyacak bir aşk istemiştim. Ama olmadı işte. Ellerimi çekip benden bugün gider oldu. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu. Hem sever hem sevirdik bu ayrılık ne? Sever hem sevinirdik. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden. Hayrola Gülcan Hanım, nereye böyle? Okula. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dün gece sana burada ne dedim? Yarın okula gitmeyeceksin. Abi sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Gerekirse ben okulu bırakır seni okuturum derdin. Ne oldu? Şimdi okuldan mı alacaksın beni? Lafı çarpıtma Gülcan Hanım. Tabii ki seni okuldan almayacağım. Sadece o Mert denen it bu Sevda'dan vazgeçene kadar birkaç gün okula gitmeyeceksin. O saçma dediğin Sevda'nın aynısı bende de var abi. Hem de Mert'e karşı. Gülcan, laflarını seçerek konuş. Bak sabah sabah kafamı taşına attırıyorsun ha. Of abi ya. Bu yaptığını babam görse bizi sana emanet ettiğine pişman olurdu. Biliyorsun değil mi? Gülcan bak lan ben yüzünden seni pişman edeceğim ha. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sanıyorsun? Bana mı soruyorsun anne?
ne olduğunu. Kızına soracaksın ne olduğunu. Babam olsa bir şey olmuş. Babam burada olsa acaba bunları yapabilir miydim ben? Ben kimim zaten bu evde değil mi? Dış kapının dış vandalıyım. Ne halim varsa gör. Oğlum! Oğlum ya! Zeytinin diyorum üzerine biraz sızma zeytinyağıyla kekik de koysaydın keşke. Koymam mı? Kırmızı biber bile koydum. Hadi geç. Gel otur. Çay demlendi mi acaba be? Demlenmez mi? Çayın kokusunu almıyor musun? Güzel güzel. O zaman neyimiz eksik? Eksik. Değil mi? Ya ben eksiğim herhalde. Ha? Günaydın kızım. Sevil kızım. Vallahi bir tek sen eksikten. Günaydın. Ay bu ne böyle ya? Vallahi gördüğüm en güzel kahvaltı. Bir kuş sütümüz eksik yani. Ekmekler falan kızartılmış. Şekilli mekilli sosisler soğutular falan. Ha? Hayırdır ne oldu? Bak Sevil kızım. Benim senden bir istirhamım olacak ama. Ha. Ne? Tuzlu mu istiyorsun Hasan Paşa? Hayır. Ananı. Anlamadım. Yani ananı derken. Çok özür dilerim be kızım. Acemiliğimi ver. Daha önce hiçbir kadını çocuğumdan istemediğim için. Ha. Ya Hasan Paşa'm ben pek anlayamadım ya. Bak kızım, bak. Yani biz annenle tanıştık. Görüştük. Ve birbirimizi sevdik. Yani demek istediğim o ki Allah'ın emri. Verdim gitti Hasan Paşa'm ya. Ama daha peygamberin kavli demedim. Ya desen ne olur Hasan Paşa'm, ben senden iyisini mi vereceğim annemi ya? Ay. Garantili yazıyor kağıt var içinde. Güzel. Ay inanmıyorum ya. Songül teyze ile Hasan Paşa evleniyor muymuş? Aynen öyle. Vallahi verdim kızı gitti. Ay çok sevindim Karabiber. Artık sana seneye kardeş de gelir. Ne yok artık yok. Ben şimdi bunu gidip salçaya söylesem. Ki söyleyemem. Paşa nerede kalmış? Mesaj attı. Geliyor yoldaymış. Ya ne garip değil mi? Hiç böyle aklına gelir miydi bizim gibi bu grubunda? Cart diye ortadan ikiye ayrılacağı. Gelmez. Biliyor musun Karabiber? Dün gece gözüme uyku girmedi. Bana bak. Yelkenleri suya indirmeyeceksin değil mi? Yok be deli misin? Trafonun ne dediğini hatırlamıyor musun? Yok güney ne derse ben de onu söylermişim. Sanki benim kendi aklım yok. Hayır yani ya salçayı ne demeli? Bak vallahi onca yılın hatırı olmasa yemin ediyorum saçını başını yoluverecek. Ben en çok pisliğe şaşırdım. Benim objektif olamamam normalmiş. Aman bırak. O böyle bilgisayar ekranına bakmak sen nereli beyni sulanmıştır. Ya Peker. Ya böyle bir garip olmuyor mu onlar orada biz burada? Öyle ama ne yapalım? Bizim suçumuz mu? Tabii ki bizim suçumuz değil ama duymadın mı dediklerimi? Duydum. Duymaz mıyım? Hayat öyle bilgisayar programlamaya benzemezmiş. Adam resmen asosyal demeye getirdi ya. Ya cebomla karabiber. O kadar olay olmuş. Bir tanesi bile anlatmamışlar. Özür dileyeceğine bir de üste çıkıyorlar ha. Aman boş ver ya. Böyle daha iyi. Yani bence de böyle daha iyi. Öyle dedikodu cimrisi arkadaşlarım olacağına hiç olması daha iyi. Yani. Ah geliyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın diyelim bari. Adettendir. Yani benim için pek aydın bir gün olmadı. Ne oldu? Hep aynı terane ya. Gülcan Hanım sabah sabah benimle tartışabileceğini düşünüyor. Ya üstüne üstü bir de annemle kapıştım. Takma kafana. Ya yediği halt yetmiyor. Bir de bana artistik yapıyor. Hayır cahil cühela olsa sesimi çıkarmayacağım. İnsan abisinin en yakın arkadaşı da çıkar da acaba ben yanlış bir şey yapıyorum diye sormaz mı kendisine? Bilememiş işte. Genç yani sonuçta. Tamam gençsin, düşünemedin,
E burada ablalarım var değil mi? Gel onlara bir danış ya. Bize mi? Bize bir şey sormadı. Bize sormadı. İşte ben de onu diyorum. Madem düşünemedin, madem bunları bilmiyorsun, gel Gülçek abla, Sevil abla, ben böyle böyle bir halt edeyim, ben Mert'ten hoşlanıyorum de, siz de ona deyin ki mümkün değil, paşa delilenir, hayatta olmaz böyle bir şey de. Derdik tabii ama işte gelmeyince. Tabii, gelseydi söylerdik biz. Yani gelmedi, sormadı, ne yapacaksın? Gelmez. Çünkü benim kız kardeşim, ya şu mahalledeki en insan bile bilir böyle bir şey olduğu zaman ne tepki vereceğimi ya. Ama benim maalesef kız kardeşim bilmez. Neyse şimdi kızın arkasından da konuşmayalım. Ne arkasından ya? Ben bunların hepsi tek tek yüzüne bile söyledim. Ama anlayan var mı? Yok. Neyse ya, sabah sabah siz de geldin. Hadi gidelim, neyi bekliyoruz? Sen ya, ne bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Ha, alışkanlık olmuş. Öyle. Ama bundan sonra kötü alışkanlıklarımız yok arkadaşlar. Hepsinin ne olduğunu şimdi anlamış olduk. Tamam mı? Bak, okulda da onlara yüz vermek yok ha. Biz böyle üçümüz takılıyoruz. Onların ne hali varsa görsünler artık. Bence de. Ama biz üç kişiyiz. Onlar üç kişi. Bu denklemde bir hata yok mu yani? Biz bu işin başında yedi kişiydik. Orçun. Nerede bu Orçun? Vallahi en son dün kafede kızların yanına gitti. Bir daha da gören olmadı. Yani buraya da gelmediğine göre diğerleriyle takılıyordur herhalde. Orçun bu ya, gereksiz insan. Onlara layık zaten. Camiler! Fikirtepe bankalar, nasılsınız kankalar? Ne oldu? Dansız mı gidiyordunuz okula? Ne oldu? Yok yani sensiz gitmiyorduk da senin gibi kaypak bir adamın o Mert denen Ahmet'le beraber takılacağını düşündük. Aşk olsun paşacığım ya. O nasıl söz öyle ya? O nasıl söz öyle? Şeytan görsün onların yüzünü. Olan bitenden haberin var mı? Yani şöyle bir şey. Şimdi ben sizin yanınızdan ayrıldım ya. Diğer masaya geçtim. Orada kızlarla falan tanıştık. Başladık strip okey oynamaya. Kuşu, fikrini değiştirdin mi canım? Oh, bir de kontak titreme geldi bak. Her neyse bir araya baktım gürültü falan filan geliyor. Şöyle kapıyı böyle çevirdim dedim. Ana bir de ne gireyim. Arkadan piç atlayan Tirapo almış yanına PC ile salçayı, benim güzel, yakışıklı, kuvvetli kardeşime kafa tutuyor. Sen gördün yani onları. Evet, gördüm. Dönüş olur muyum ya? Allah Allah. Sonra bir ara baktım, aldayım dedim elime ıstakayı, gideyim o telefonun kafasını gözünü patlatayım dedim ama elimde çift okey vardı kankacığım ya. Kızlar da beni zorla tuttular. Dediler ki Orçacığım sensiz strip okey oynanmıyor dedi. Gel dedi beraber oynayalım dedi. O yüzden ben de hani şey yapmadım yani gelmedim ya. Yani sen bizim tarafı seçtin öyle mi? Aynen öyle kankayı talarım ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz yedi kişiyken bile o üçü benim için etkisiz elemandı. Sıfır daha anda böyleydi yani. Issız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey kiz olurdu da. Helal olsun sana Orçocuğum. Aferin lan Orço. Biz buna Orço Morço diyoruz ama diğerlerinden daha refakar çıktı gördün mü? Ya güzel kardeşim ya. Ben hiç sizi yalnız bırakır mıyım? Daha vefakar dediğin de aklıma geldi. Nereden geldiyse bir şeyler benim aklıma geliyor ya. Bak bir şey söyleyeceğim kankacığım. Bana 100 lira borç verebilir misin? Ben sana haftaya vereceğim. Hayrola? Yine anneannene ilaç mı alacaksın? Yok be ya. Bu sefer yalan ya. Bu sefer hiçbir yalan yok. Alice'i partiye götüreceğim kardeşim. Aferin. Heh böyle harbi ol, yalan söyleme işte. Peki bundan Alice'in haberi var mı? Sürpriz yapacağım. Sen parayı verecektin orada değil mi kardeşim? Valla Orçun olduğu zaman veriyorum biliyorsun ama bugün 50 liram var ve o 50 lira bugün bana lazım. Hadi ya. Gerçekten mi? Neyse artık ya, ne yapalım? Gidip o sırttan bıçaklayan Tirapo ve onun yardakçılarından para isteyemeyeceğime göre artık Alice'i başka zaman partiye götürürüm. Gerçi bu bizim ilişkimiz için çok güzel olacaktı yani. İlerleyen zamanda çocuğumuzun ismine Güney adını verecektik ama olsun artık ya. Neyse geçti. Tamam al. Yalnız bana bak. Ha. Delikanlı gibi gerçeği söylediğin için veriyorum. Ben telefon muyum yalan söyleyeyim? İyi hadi bari. Al benden de 30 lira eksik kalmasın. Yo, çok... İyi hadi buradan da al bakalım 20 lira. Ya işte cansınız siz, can dostsunuz siz, dost. Ne oldu lan?
Baksana titreyelim bak bak. Ağlayacağım şimdi, ağladım ağlayacağım. Nasıl duygulandım ya. Yemin ederim doğacak ilk çocuğa 300 ismini vereceğim ha. Güney, Günçiçek, Sevinç Çolak. Enteresan. Helal ediyorsunuz değil mi? Ettik ettik. Orçusun morçusun ama onu Ahmet gibi sırtımızdan bıçaklamıyorsun en azından. Lan cilciğiyle arkasından bıçaklama. Ne pislik bir adammış bu ya. Neyse ya, ben gideyim de eczaneden böyle bulantı mulantı bir şeyler alayım. Hap hap bir şey alayım ya. Adamın isminde hayır yok. Mert. Git neyse, okulda görüşürüz. Ulan olaya bak be. Bir hafta önce bu ekipten birisini hayatından çıkartacaksın deselerdi ilk aklıma Orça gelirdi. Ya ben bir şey soracağım. Şimdi biz bu paraları Orça'ya verdik ya borç diye. Niye helal ettik o zaman? Kızım sen ne zaman Orça'ya verdiğimiz borcu geri aldığımızı gördün ki? Yani. Doğru söylüyorsun. Haydi. Hadi gidelim. Ne dursan Allah sen şundan ye ya. Ya çok teşekkür ederim, ben kahvaltı ettim. Oğlum koklama. Mis gibi bastırma ya. Sağ olun, ben yemeyeyim. Ya illa bakanın adını mı söyleteceksin bana ya? Canola, kardeş olan var mı? Teklif var, ısrar yok. Buyurun. Ne hocam, anlat bakalım. Var mı karınız? Ya nasıl olsun Devriye Hanım? Ben 20 küsur yıldır evliyim. Ha, diyorsun ki her güzelin vardır bir kusuru. Ya bırak Allah, sen bu pop işini yiyeyim ayaklarını ne doçan. Bu deli soyka rüzgar gülü senin bakan da ben görüyorum bunlar göz yani. Ha Esma Sultan'ı diyorsunuz. Siz öyle diyorsunuz. Esma Sultan'la biz çok eskiden beri arkadaşız. Senin de mi kocandı ne doçan? Esma Sultan şahsına münhasır bir kişiliktir. Başlangıçta kimse sevmez onu ama sonradan zorla da olsa sevdirir kendini. Göreceğiz. Kızlar, siz bu Esma soykasını seviyorsunuz mu? Buyurun işte. Ya Ned hocam, ben bu tiki kızlara çok fena kıl oldum ha. Al ben Ned hocam. Biliyor musun? Ben de hep sevişerek evlenmek istemiştim. Nasıl? Baba sevişerek deyince aklına öyle başka şeyler getirmesek ne? Böyle sevişerek deyince yani böyle çay bahçesi falan böyle gezmek, tozmak. Yani o açıdan konuşarak da. Ben öyle evlenmedim biliyor musun? Beni kayınvalidem hamamda görmüş, beğenmiş. Sonra da beline gelin gittik öyle. Bak böyle dedim diye zannetme ki sakın ben kocamı sevmiyorum. Çok iyi adamdır ha, severim kocamı. Yani Türkiye'nin en baba, bak bak en baba müteahhitlerinden. Yandaşlı, anladın? Yandan destekli. En baba müteahhitlerindendir. Ben çok şanslı geldim ona. Peki, yani bu kadar zenginse neden çalışıyorsunuz? Yani siz niye çalışıyorsunuz? Tabii canım, zengin olmaz olur mu? Ayıptır söylemesi. Ben yani sadece zevk için çalışıyorum. Çocukları seviyorum, ondan yani. Ha, anladım. İyi parayı bulunca üzerinize gül koklamamış. Adanalıyık, Allah'ın kadınıyık. Benim üzerime gül koklayacak adama o gülün dikenini, kökünü, yarpağını, toprağını, ekenini, biçenini, dikenini. Anladın sen onu Ned hocam? Anladım. Saadet buralarda, diğerlerde olacaksın. Saadet mi? Ya yapma bunu Ned hocam ya. Ya yapma bunu ya. Bir tane İstanbul var ya. Lütfen bu Türkçemizi doğru konuşalım ya. Saadet değil. Saadet. Şu disiplin kurulu olayı diyorum. Ha. O iş. Vallahi şimdi Nevriye Hanım. Öyle bir şey ki Esma Hanım kararlarının sorgulanmasından hoşlanmaz. İşte tam da bu yüzden en çok onun kararları sorgulanacak. Bak Almanların çok sevdiğim bir lafı var. İh kayne, kaynen o ben. Vatandaş diyor ki sen senden başkasını tanımayacaksın. Bak ne diyeceğim. Bundan sonra kimsenin avukatlığını yapmayacaksın. Hak, hukuk bundan sonra yerini bulacak.
O sübyan için o disiplin kurulu toplanacak. Benim adım Nevriye Kaçak. Ne zaman, nereye kaçacağım belli olmaz. Ne zaten anladın sen onu. Anladım Nevriye. Anladım. Ya şuraya bak canım sofra zibil oldu ya. Benim de iştahımı kaçırttın bana bak. Kantinden sana çay, biskevit falan söyleyeyim mi? Yok teşekkür ederim. Yok teşekkür. Bu el hareketlerini yapın Neto Can ya. Karı gibi hareketler yapma, ben çok kıl olurum ha. Günaydın. 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 Nerede millet? Hangi millet? Ha şey diyorum, Orça nerede? Orça bizden mi? Bilmem. Gerçi buraya gelmediğine göre kesin onlarla beraberdir oturuş. Aman bırak orada kalsın zaten, oraya yakışır o. Camiler! Hocam! Evet, iki o ile. Ne oluyor? Niye şaşırdın bu kadar? Senin diğer o ismi lazım değil, üç kişiyle beraber takılacağını düşündük de. Aşk olsun tarafa ya. Tövbe de oğlum, ağzından yel alsın ya. Benim ne işim olur o modern hırt işlisiyle? Ha? Bir de dün size yaptıklarından sonra. Sen olanları biliyor musun? Bilmez olur muyum salçacığım ya? Dün cıvırlarla beraber strip okey oynarken her şeyi gördüm. Bir ara çok sinirlendim. Gelip paşanın ağzının ortasına bir tane çakacaktım ama kızlar çok zor tuttular beni. Burada işler bayağı karıştı. En iyisi hiç bulaşamak. Yani sen bizim tarafı seçtin öyle mi? Hala soruyor ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten 7 kişiyken bile o üçlüyü hiç sevmiyordum ya. Var ya, ıssız ziyadeye düşsem yanıma alacağım 3-8 olurdunuz hala. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Cansın can. Canansın canan. Valla yani turşu murşu ama o üçünü toplasan bir turşu yapmamışsın. Doğru söylüyorsun ya. Geçen gün ben topladım, yapmadılar. Ey Allah'ım ya. Ya topladım dedin de birden aklıma geldi ya. Nereden geldiyse şey diyeceğim ya. Böyle siz kendi aranızda bana bir 100 lira toplayıp borç verebilir misiniz kardeşinize? Ya bak. Bak bu şey ben anneannem için istemiyorum ha. Alice için istiyorum ya. Alice'i bir partiye götüreceğim. Ama paramız yoksa sorun değil canım ya. Ben sevgilimle aşk yaşayacağım diye gidip o Ayran Paşalı triyodan borç isteyecek halim yok tabii. Alice için istiyorsun yani. Aynen öyle kardeşim. En azından doğru söylüyor galiba. Yani. Kardeşim ya. Sağ ol geçici. Bu kadar oynar. Bu ne kız böyle? Dün sende bunun bütünü vardı. Ben de acıyorum herhalde ya. Harcama kızım. Zaman kötü kolluk paranı. Paranı kollayacaksın. Kıymetini bileceksin paranın. Bu devirde parası para mı kazanılıyor? Yarın bir gün arkadaşının biri gelir senden borç ister. Para çıkmasa ne diyeceksin ona? Hani diyeceksin? Oydan paranı koru. Allah ya, canım kardeşlerim benim, arkadaşlarım, dostlarım ya. Sizden öte kimseyi tanımam ben ya, hiç kimseyi tanımam. Ha. Yarın bir gün çocuğum olursa sizin isminizi vereceğim ha. Allah Allah, yani Mert, Neşe, Peker, Çolak öyle mi? Ha. Ya Allah, yine dün çiçek sevil daha mıydı acaba? Ah ya, evet ya. Mert, Neşe, Peker, Speedy, Gonzales, Ramon, Diego, Armando, Del Piero. Hay be. Hadi gidelim, hadi, hadi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Biraz konuyla ilgilensene. Heh, aferin. Bitti ya, bitti. Sonunda bitirdin ya. Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum ama neyse ki bitti. Çok iyi ne oldu. Ne bitti oğlum? Ne yapıyorsun sen burada hakikaten? Bu dünyaya insan suretiyle inmiş bir melek olan Nevriyeciğime yazdım. İlk akrostiş şiir. Akrostiş ne be? Böyle akrobatik gibi mi? Hani sana hastayım, senin için taklalar atarım, öyle yaparım, böyle yaparım gibi mi şekerim? Çok çirkin. Tabii ki öyle değil. Tabii ki öyle değil. Ne yapıyorsun? Şiirlerin, yazıyorsun mısraların baş harflerini alıyorsun böyle daire içine, Nevriye çıkıyor. Çıkınca ne oluyor? Böyle tılsım gibi bir şey mi? Sen ne kadar pis, ne kadar duygusuz bir insan oldun. Şiir neden yazılır? Aşık olunur, o sebepten yazılır. Değil mi? Şiir dediğimiz olgu, içe gelen duygunun dışa vurum vasıtasıyla kağıda dökülmüş halidir, döküm olan halidir. Uzatma be. Ne yazdın, oku. Okuyorum. Nevriye, neni gördüğüm ilk an işte bu dedi. Eşik oldum sana desem, ne dersin bu işe? Hep seni düşünüyorum, Allah çarpsın. Gözlerim başkasını görmez oldu, hem yakından hem uzaktan, hem yakından nasıl olacak bizim iş?
Din Karadan mı geldin? İzmir'den mi geldin? Bilmiyorum, nereden geldiysen geldin. Çok iyi ettin. Yaşık oldum sana. Nereden geldiysen... Aa, bunu iki defa kullanmışım. Olmadı. Neyse, bunu ben silerim. Ekinin başına zekoy. Sana aşık kişiyi bul. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Öptüms canımız. Tutmuş bu oğlum için. Hiçbiri birbirine benzemiyor şekerim. Hayır, inkara ne ya? Ya aşık olmak ne oğlum? Manyak mısın ya? Olmamış mı? Olmuş mu sence? Az olmuş gibi. O zaman sen bu az olmuş şiirini pilav üstüne koy da pilav üstü az şiir olsun. Oo! Ne çirkin. Aman be. Kötü kötü espriler yaptırıyorsunuz ya. Bizim yengeyi de al, bir akşam pideli. Rakı balık yapar. Bak bizim zırvık herif içmez ama. Katılır ha. Olur valla. Valla Nevriye Hanım, yani benim size kanım kaynadı biliyor musunuz? Hani hele bakanın yakını olduğunuzu duyunca sizi çok sevdim. Hap gel işte yengeyi ya valla. Bak bir kebap yaparız mangalda. Aman parmaklarını yerim. Ben bir güzel iki köfte yoğurum. Ne oluyor bakayım burada? Bu ne gürültü? Okulu bir köşesi kış köşesi, diğer bütün köşeleri şark köşesi olan bir panayıra çevirmişsiniz. Çekin şu gürültüyü. Ya deli soyka, burada bir tek kuru gürültü yapan var, o da sensin. Siz mi açtırdınız bu müziği efendim? Bu müzik bana terli inşaat işçisi kokusunu hatırlatıyor. Ve size inanamıyorum Nedim Beyciğim. Burada karınızdan habersiz benimle gizli gizli flört etmek varken bu hayatında epilasyon görmemiş bıyıklı kadınla eğleşiyorsunuz. Alluş! Bana bak deli soyka, beni cin atıma bindirme. Ya sen doğarken ne biçim bir narkoz vermişler ya, bana bak. Almanların çok sevdiğim bir sözü vardır. Ich liebe Glasse, ich liebe meine Dunit. Yani vatandaş diyor ki, glasımı severim, kendimi severim, seni hiç sevmem. Şu bıyık mevzuna da gelince. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Torpa! Bu varoş az kültür ve doğu batı sentezi insanla daha fazla vakit kaybedemeyeceğim Nedim Bey. Bir sonraki ders okulumuzun ikinci kalite öğrencisi Mert'in okuldan kovulmasını kutlayacağım. Sizi de aramızda görmekten huzursuz oluruz. Yürü taş arabası! Buraya kadar güzel idare ettik de sınıfta nasıl idare edeceğiz iki grubu birden ya? Neyse hadi aça. Gereksiz durun. Nereye lan? Korkuttunuz beni ya. Nereye kayboldun? Ya ben böyle mide bulantısı için hap almaya gittim ya. Aldım ondan sonra dolana. Geliyordum işte okula. İyi. Bak zil çaldı, hadi sınıfa. Geleceğim de güzel kardeşim. Yolda o kirava ve yardakçılarını gördüm, midem bulandı. Ben bir tuvalete gidip kusurum geleyim. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye oğlum, zil çaldı. Hadi. Güzel kalkışım ya. Gelecektim de derse. Yolda gelirken paşa ve yardakçılarını gördüm, midem bulandı. Gidip bir tuvalete kusayım geleyim. İlk tuvalete gidiyorum, bir şey isteyen var mı? Öğretmenden sonra derse girsem bir şey olmaz herhalde. Gerçi ders Hurşit Van Beethoven dersi ama asla. Bey! Oh. Her yerde karşılaştık. Bir daha bana hadi. Bir daha. Allah ya. Bu kız da nasıl şiddetten hoşlanıyorsa. Bak sevgili, iç makyaj var, ne kadar güzel gündü. Bir daha görmeyeyim ben sizi anlamadım. Mert, ben senin yanında oturmaya devam edeceğim. Çünkü bunlarla yakın olmak istemiyorum. Vallahi biz size hiç yakın olmak istemiyoruz. Ders dinlemeye geldik buraya. Senin dedikodularını değil. Salçacığım, al kardeşim telefonunu. Arkadaş listendeki lüzumsuzları temizledim. Teşekkür ederim. Fırçı.
Bunları görünce aklıma geldi. Yanında hiç iskambil kağıdı var mı senin? Hayır, teneffüste pis üçlü oynardık. Ya o değil de sınıfa misafiri öğrenci getirmek serbest mi? Çünkü benim hatırladığım en son bu trafo bizim okuldan kovulmuştu. Daha kovulmadım. Ama bugün kovulabilirim, doğrudur. Ama bence sen ne yap biliyor musun? Akşam eve git, aynanın karşısına geç ve şöyle yüzüne bir bak. Eğer burnun şişse anla ki ben okuldan kovulmuşum ve bunun sana hesabını sormuşum demektir. Furki bizi tehdit mi etti? Bayağı iyi tehdit etti. Çok fena, bayağı tehdit yapıyor. Hala bir agresiflik, bir şeyler. Ah Furkicim ah. Bunun gibileri sadece okuldan attırmak ve etmez. Ülkeden de attıracaksın. Yollayacaksın bunları Özgür Suriye ordusuna. Damdan adam atsınlar şekerim. Ben o şekerimi sana yedireceğim şimdi. Bu türler böyle olur Furki. Nacak, balta, kelebek, kalem. Ne bulurlarsa atarlar. Varoş işte. Benim de canım çok çekti. Ben de bir tehdit etsem ya. Bana bak lü uzun. Sana zaten o geceden kılım. Orada jeneratörün önünde oturmam ayağıyla gittin, kızların yanına çöktün. Fark etmedim değil. Ayağın denk aldım ondan sonra. Seni mahvedeyim. Millet, Hurşit Van Beethoven geliyor. Güzel, ay şekerim yani ben biraz böyle seni bir böleceğim. Ama mecbur kaldım. Günaydın. Günaydın. Ne? Günaydın. Mıy 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 mıy. Sesiniz çıksın biraz. Ayrıca detone olmayın. Günaydın. Anlaşıldı. Yine aynı taktik. Bir, iki, üç. Ha şöyle. Bak fırçayı yiyince nasıl da çıkıyor sesiniz. Beethoven sizin yaşınızdayken gözü kapalı piyano çalıyordu. Hocam ona bakarsanız Beethoven sizin yaşınızdayken de kulakları kapalı beste yapıyordu. Ne dedin sen? Doğru evladım. Çok haklısın. Ağzını öpeyim seni. Beethoven müzik tarihinin gerçekten en büyük bestecilerinden biriydi. Ben dudak okuyan görmüştüm ama öyle yanlış dudağı da okuyan hiç görmedim yani. Sen. Ha. Saat kaç? Ne bileyim ben saat. Saat ya. Kaç? Da bir dakika bakayım şeyle. Bir saniye dur. 9:00 geçiyor. He? Allah ya. Bir dakika anlatıyorum. 2:20. Tamam mı? İngilizce anlatıyorum yabancı. 9. Ha, tut kafada. 7, yarım mı? Bu çeyrek 2:00 tarafından. Ahlaksız. Geç kaldığı yetmiyormuş gibi. Terbiyesiz terbiyesiz el kol hareketleri yap. Sen geç geldiğine göre konuyu biliyorsun demektir. Geç bakayım sözlüğe. Ya adam hem tarih hem dilini sözlüğe kaldırıyor ya Allah Allah. Yazılı yapsam bir şey diyebileceğim. Gel bakayım buraya. Ha. Al bakayım şu enstrümanı. Onu mu? Tut ya. Bakayım şunu. Lan bu. Al bakalım şunu. Bu kadar büyük şeyi nereme sokacağım ya? İyi düşün Orço. Sen bulursun bir yerden. Bolda. Şşş. Ha, hamburger hayvanı. Veli toplantısında senin aileden kim geliyor? Şşş. Ya Pilsi, gel bana yardım et. Tut. Şey, zahmet etmeyin ya. Beliniz meliniz ağrı. Şimdi. Kaldır bakayım şunu. Şöyle çevir. Bu taraftan şöyle. Geç yakışık tarafa. Ha. Hayır. Sen değil. Çıkar onu. Sen. Ha. Sen. Sen çıkar. 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 Sen değil ben. Ben zaten müzikaya kadar biliyorum. Yapma, burada sözlü oluyor. Sok parmağını. Nereye yedik beni? Şuraya. Soktum. Şu üç parmağını. Heh. Evet. Bu aletin adı ne? Heh. Birinci soru. Lan kız Alice, bunun adı ne ya? Sen bilirsin üflemelileri. Söyle bakayım ne bunun adı? Ne bileyim ben, be arkadaşlarına sorsana. Ya fil dişine de benziyor ama fil dişi de olmaz. Bu gramofon. Ha buldum. 4000'in cevap veriyorum. Gramofon. Grande gramofoni. He? Grande gramofoni. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sağır mıydın? Evet. Bu aletin adı tuba. Ah buyur ne? Tuba. Duba. Tuba. Duba. Tuba. Ne bağırıyorsun be, sağırmıyor. Anladık işte tuba. Tamam. Şimdi ikinci soru. Bu çok önemli. 90 puan. Yolla gelsin birader ya.
Büyük Üstad Beethoven'ın Für Elize'sinin giriş bölümünü çalacaksın. Ne liçesi ya? Ne liçeden bahsediyorsun hoca sen ya? Allah Allah. Für Elize. Koskoca Beethoven'a bak ya. Liçeli kızlar için beste yapmış. Bir de benim adım çıkıyor. Ha! Hasan oğlum. Sen bilirsin. Bravo. Aferin. Otur. Yüz. Teşekkür ederim öğretmenim. Eğer isterseniz Beethoven'ın Türk marşını da çalabilirim ha. Hayır. Yeterli. Otur. Yüz. Halis. Bu da senin için. Ay be. Sen de yükle. Seversin. Kibarcık ne yapayım bak, ben kendim çekerim. Allah. Affedersin. Ay. Sultanlar Sultanı, Girişim Koleji'nin medar iftarı, biricik en güzeli, olmazsa olmazı, en yetkili idari müdürü Esma Sultan! Kalkmayın, kalkmayın. Evet. Davamız neydi? Bu karının da hiçbir hastan haberi yok ha. Ne yapmak istediğinizin gayet farkındayım. Senin her sene uyumlu diye yanıma oturmak zorunda mıdırız? Dedi Karadul. Örselenmiş Dalil Sezai. Hemen koltuğundan kalktı. O da şöyle bir bakındı. Oh, en makul öğretmen olan Filiz Hanım'a yöneldi. Filiz Hanım, sizin de şöyle bir yer değiştirebilir miyiz? Dedi. Buyurun Halil Sezai Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim. Odada Engizisyon Akustiği hakimdi. Yargıyı yargılamaya başladı Halil Sezai. Madem ki bu yargı önden çekiçliydi, o halde bu yargı ön yargıydı. Hemşire, bu manyak mı? Herkes şahsına münhasır deli. Ya burada bir tek ben mi normalim ya Rabbi? Serbest saçmalamalarınız bittiyse davasında sonuna kadar haksız olan davalıyı çağırın. Tabii en azından de şu açıdan bakmak lazım. Bu benim Esma Sultan Çantanı son görüşüm olabilir. Ya deme öyle daha, deme. Daha hiçbir şey belli değil. Cimbom burada olsaydı maç 90 dakika derdi. Gerçi bana ne onun ne söylediğinden ya. Yani. Baksana hep merak edip gelmediler bile. Ya bırak, gelmesinler zaten. Ben o Esma Sultan Çantanı görmemekten çok onları görmeyeceğim diye seviniyorum. Ya Mert deme böyle deme. Ya karara açıklamadan böyle tek negatife bağladım. Bizim Tuşu nerede? Buradayım kardeşim, buradayım. Benim bu okulda sizden başka kim var ya? Canım kardeşim, şimdi ne oldu? Ya hiç sorma ya. Demin yukarı gelirken koridorda ismi lazım değil. Üç tane arkadaşla karşılaştım eski. Sizin hakkınızda atıp tuttular. Bak bak, ne dediler? Salça öyle dedikodu diyor. Trafoya hiç güven olmaz. Bilgi asosyal. Allah Allah. İşte ben de dayanamadım. Avazım çektiği kadar bağırdım yani. Sesim de işte kısıldı. Güzel kardeşim, böyle durumlarda geçeceksin onları ya. Hiç takmayacaksın kafana, yürüyüp gideceksin. Hayır yani trafo. Benim hakkımda konuşsalar tamam eyvallah ama siz hakkınızda konuşunca ben sinirleniyorum ya. İyi, sen bir kılavur o zaman falan iç. İçeceğim, içerim. Sesine de güzel kardeşim. Biliyorsun yani para yok bende. Son seyden aldığım para var. Onunla da yani Halis'i partiye götüreceğim yani. Bir dakika kardeşim. Sen al bunu. Yok. Al bunu, tutacak bir şeyler için. Böyle de kuru kuru olmuyor ki bu ya. Kuru kuru mu? Dost falan diyorum bir şey olsa.
Al bunu da yanında tost alırsın. Sen de bana diyorsun. Bu var. Tere bacım, bir şey söyleyeceğim sana. Eğer var ya okuldan atlaya falan kalkarlarsa sağlı sollu dalçıyor ya artık. Tamam kardeşim, tamam ben biliyorum. Sen şimdi devam et. Sıcak bir şeyler çünkü senin sesin içine kaçmış. Hadi. Tamam tamam. Hadi göreceğiz. Hadi. Bizim için bağırmış adamın sesi kısılmış ya. E buna vefasız diyorduk biz. Bak hepsinden vefalı bu çıktı. Ya bunların kesrikleri bir sene sürsün, yemin ediyorum dünyanın en zengin 500 kişi arasına girerim ben. Allah'ım ya. Hadi ben gideyim artık. Siz kalın burada artık. Değil de acaba trafonun kuruluşu ne oldu? Vallahi bütün deliller aleyhine. Bu durumda Esma Sultan fırsatı kaçırmaz ve Mert'i kovar. Yani gerçi benim de umurumda değil de işte öylesine söyledim. Yani benim de çok umurumda değil. Yani kovulsa da olur, kovulmasa da olur. Mutlaka da Allah cidanı var mı? Geri zekalı, senin yüzüne tek giymiyorum. Tamam, böyle daha güzel oluyor. Hadi giy. Hadi. Git sen manyak mısın etsin? Rahat bırak lan kızı. Selam kankiçalarım. Ne haber? Hiç. Hiç ya. Ha ne içi? Ne böyle ya? Gören de bir cenaze var zannedecek ha. Sizin bugün en mutlu olmanız gereken gün ya. Bir de suratlara bak şimdi. Neden mutlu olmamız gerekiyormuş? Allah'ım ya, bir de soruyor neden mutlu olmamız gerekiyormuş diyor ya. Trafo adisi bugün okuldan kovuluyor ya. Bakın aklıma da geldi biliyor musunuz? Hadi şöyle 3-5 bir şeyler çıkarın da kantinden size bir şeyler ısmarlayayım. Ha trafonun kovulmasının şerifine. Biliyorsunuz yani bende para yok. Bir tek sizden aldığım para var, o parayla da Alice'i partiye götüreceğim. Yani bende olsa ben kendim ısmarlardım vallahi sizi. Bir sus be oğlum, gerek yok. Bizim pek bir şey içesimiz yok. Şşş, bana bakın. Bana bakın. O trafo okuldan atılıyor diye üzülmüyorsunuz değil mi? Ha? Seferoğulları bir, trafo ve yardakçıları iki. Onlar bizim can düşmanımız. Yok be oğlum. Ne üzüleceğiz? Hatta ben seviniyorum. Bütün senin yüzünü görmeyeceğim herifin. Da bu ikoncanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz bir yerde. Ha, o bakımdan diyorum. Ya bırak paşa ya. Hem size bir şey değil mi? Benim adım Orço ve iki oğla ise bu trafo sana yaptığı yamuktan sonra o ikoncanlardan daha düşmandır benim için ya. Aha bak, böyle de insanım yani, kıymetimi bil. Neyse ya, ben de bari gidip Alice'i koklayayım. Sizin modunuz bayağı düşmüş. Üçücük kankeytalarım benim. Davalı Mert. Davacı Furkan. Şahitler Can Zeki. Olayı. Şekerim, öncelikle belirtmek isterim ki Furkan arkadaşımız kafasını almış olduğu darbeden ötürü geçici bir umursamazlık yaşamaktadır. Yani kendisi konuşma yetisini kaybetmiştir. Ama filmlerde olduğu gibi, anladın sen onu. Hocam özür dileyerek ben konuya girmek istiyorum. Hiç özür dileme. Onu arkadaşını mutanta çevirmeden önce düşünecektim. Travma davası. Yat başa. Gevreği düşünüldü. Kapı idamına. Esma Hanım, derdini bir anlatmasa mıydı çocuk?
Öyle cümleleri olumsuz olumsuz yapıp hayatımıza çökmez misiniz? Herkesin orijinal olduğu, kimsenin kimseye tahammül etmediği, kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı, bu güzel insanları bir araya toplayan bu değerli mevzumuzu bir an önce çözüme ulaştırmak için daha ne bekliyoruz? Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu varoş bu okuldan atılacak. Siz ne karar alırsanız alın, misyonum gereği bu çocuğu bu okuldan atacağıma, devletin milli bütünlük ve beraberliğini koruyacağıma. Hop, aklım başka yere gitti. Tamam. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Yüreğime buzdağı turması yaşıyorum, anladın mı? Arkadaşım bunları bıdı 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 konuştular. Bu çocuk hiç kendi hakkını savunmadı. E ne olacak? Nerede bunun hakkı? Nerede bunun hukuku? Vallahi daraldım ha. Dava bitmiştir. Ya bakanın adını almayayım diyorum, almayayım diyorum. Yine getiriyorsun, yine andırıyorsun ya. İyi. O zaman kendi aranızda eğleniriz. Furkan'cığım, şikayetçi misin? Şekerim, anlatamadım herhalde. Kendisi kafasını aldığı darbeden ötürü konuşamamaktadır. Stephen Hawking sendromu yaşıyor. Geceleri uzaylı kabuslarıyla uyanmaktadır. Hepimiz Furkan'ı biliriz. Ne kadar iyi niyetli, iç enerjisi, temperamanı ne kadar yüksek bir kişiliktir. Şu geldiği hale bakın ya. Bu çocuk 8 duyusundan 4, 3, 5'ini kaybetmiş durumda. Bu çocuk artık hissetmiyor. Şekil ağda gösteriyorum. Bu çocuk artık duymuyor. Burki! Burki! Hey! Bu çocuk artık görmüyor. Yok. Seri söndü ya. Bu çocuk artık, eskiden ben buna yapardım, tepki verirdi. Artık tepki de vermiyor ya. En önemlisi bu çocuğun bağırsakları böyle oldu. Düğüm oldu. Tuvalete çıkamıyor ya. Aferin Zeki. Efendim, bu Furkan yakışıklı arkadaşımızın çapkınlık dünyası sona ermiştir. O kalemle çizilmiş muazzam yüzü bu darbe sonucunda etkilenmiş, morarmış ve varını yoğunu plastik makyajlı deraya yatırmış ve bu Michael Jackson makyajını yaptırmak zorunda kalmıştır. Artık mimik yapamıyor ya, bıngıl bıngıl oldu, şuraya bak. Efendim, müsaade var mı? Yaklaşabilirim. Her bir yere yaklaşabilirsin. Baban nasıl bu arada? Gayet afiyettedir. Size de selam söyledi. Bağış makbuzunun zarfını getireceğim haftaya. Öyle mi? Güzel. Yukarı rüşvet mi alıyor? Yok efendim, yok. Yardım topluyor okulumuz için. Efendim, asıl konuya gelirsek, bu vahşetin sorumlusu kim? Sorarım size. Ahanda bu. Ferit, sen düzelemedin mi hala? Nasıl düzeleyim Elçin ya? Para durumumuz hiç iyi değil. Anladım. Neyse ya. Üzülme, olur böyle şeyler dönem dönem. Vallahi bizimki dönemlik değil, kronik gibi yani. Nasıl yani, anlamadım. Yani önümüzdeki ay okul parasını yatıramayacağım için okuldan ayrılmak zorundayım. O ne demek ya? Böyle bir şey olamaz. Yani bir aylık para yatırılmadı diye öğrenci okuldan mı atılırmış? Ama konu Esma Sultan olunca bir ay için bile atıyorlar okuldan. Ama ben başıma gelen onca zorluktan sonra bir de okul değiştirmek istemiyorum Elçin ya. Ya ama bunun bir çaresi olmalı. Var. O da bir dahaki ay okul parasını yatırmam. Ama ufukta öyle bir umut gözükmüyor. Hocam, birazcık da ben konuşayım ya, hazır herkes burada toplanmışken. Yani bir de benim diğer kavgalarımın falan toplantısını yapacaksanız buradan çıkamayız ha, ona göre.
Neyse. Bu salağın kafasını ben patlatmadım bir kere. Elimi bile sürmedim. Ama şu halinden memnun musun diye sorarsan... ...vallahi çok memnunum, süper bence. Eğer hep böyle kalacaksa... ...sizin kovmanıza gerek yok. Ben kendim giderim bu okuldan zaten. Bakın, bakın. Duydunuz mu? Kendi ağzıyla söyledi. Kendi ağzıyla itiraf etti. Duydunuz mu? Suçum sabitlenmiştir. Burada sabit olan bir şey varsa o da fikirleriniz. Siz beni kovmak mı istiyorsunuz ya? Ha? Kovun hadi, buradayım. Ben en yakın arkadaşımı kaybettim bu okulda. Bu okul benim için bitti artık. Sırtımı dayayacağım kimse yok artık benim burada. Bu gelince bunlarla Yeşilçam gurur duysun ya. Bunlarda vicdan yok. Ne yaptım lan ben size? Ver. Karavanla. Aklındayken haksız duruma düşersin. Yasın. Sana ne? Müsekkin. Sana ne? Bak bu müsekkin falan diyor. Bana mı diyor? Ne diyor bu? Bana diyor canım. Valla bana diyorsa valla çındıracağım, suratını parçalayacağım abi. Aranın ya. Tatlıcıklarım. Bu insanların size inanabilecekleri bir bahane uydurursanız... ...bu varoşu okuldan kovarım. Zaten bunun için bahane arıyorum. Tabii hocam. O zaman Zekiciğim, şikayetçiyiz hocam. Ben sıkıldım ya. Çay alacağım, istiyor musunuz? Yok, sen al. İyi. Sevil. Hı. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Tamam, söyle. Kızmak da yok. Tamam, söyle. Ya ben sabahtan beri Mert'i düşünüyorum. Ya okuldan atılırsa? Ya okulda olmazsa tutunacak hiçbir şey kalmaz. Kızım bak, beni böyle denemek için falan yapmıyorsun değil mi? Ay hayır, ne denemesi? İyi. Çünkü ben de sabahtan beri onu düşünüyorum. Ya hadi gel gidip bakalım. Paşa'ya ne diyeceğiz? Tuvalete gidiyoruz deriz. Aşkım biz tuvalete gidiyoruz. Tamam. Evet. Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Madem mağdur gayet mağdur... sanık budur, şahitlerimiz budur. O halde oylamacığımızı yapıp, kararcığımızı verip, özel şutlama ayakkabıcığımızı giyip, sapı okulda kovabiliriz. Şahane. Öhö öhö diyorum izninizden ya. Vallahi billahi daraldım ha. Yani buradaki konuşmalar gerçekten ciddi anlamda bu ekibi etkiliyor. Yani ben kendi adıma konuşayım. Ben etkilenmem şahsen ama burada etkilenecek insanlar olabilir. Ya bir dakika yalnız. Etkilenmek derken hanımefendi niye beni işaret ediyorsunuz acaba? Yani dul bir kadın olabilirim. Dincim ama diriyim. Ve özerk bölgelerimi koruyabilmek için çok ciddi adımlar atıyorum. Hani kadın kadının düşmanı mı olacak şimdi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Anlamıyorum ki ben. Etkiye açığım. Tarihlengiz bir yapım olabilir belki. Ne var yani? Allah Allah. Ne oluyor acaba içeride ya? Ya içeride kamera olsaydı ne güzel, sisteme bağlanır izlerdik ya. Ne o, trafonun okuldan atılmasını kutlamaya mı geldiniz? Atıldı mı? Hayır ama sevinmek için biraz daha beklemeniz gerekiyor canım. Yalnız kutlama olayı öyle iki kişi olmaz. Yanınıza ikon canları falan da alsaydınız. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Trafonun okuldan atılmasına sevineceğimizi düşünmüyorsunuz herhalde. Valla gayet düşünüyoruz biliyor musun? Nasıl olsa biz Mert'e sizin azılı düşmanlarınızdan değil miyiz? Valla siz bizim düşmanımız değilsiniz ama biz sizin hani bayağı bir düşmanınız herhalde. Ya Neşe, Peker yapmayın. Bunun böyle gitmeyeceğini siz de biliyorsunuz. Valla ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne de olsa hani bilgisayar manyağı asosyalin tekiyim değil mi? Evet, ben de dedikoducunun tekiyim aslen. Tabii ben de böyle trafoya bir ara aşık olduğum için Gülcan'ın çıkmasını istemiyorum değil mi Salça? Bu buna aşık mıydı? Yo, başka bir bölümde. Ya arkadaşlar tamam yapmayın. Ya Mert'le Güney kavga etti diye biz de gerildik. Ama biz eski tırnak gibiyiz. Bitsin bu dargınlık. Canlarım benim ya, ben seni hiçbir şey bileyim diyeyim. Bu yapamazını küser miyim hiç? Ya ben de itiraf edeyim.
Akşam bu olanlardan sonra öyle moralim bozuldu ki eve gidince bilgisayarı bile açmadım ya. Yok artık. Vallahi bak. Hadi söyleyin, ne oluyor içeride? Vallahi bilmiyoruz da ben dedim gel dedim pilsi dedim ki benim dedim öyle iki bardak varız kapıya dayarız dinleriz dedim ama pilsi yok dedi bir kere. Ya neyse, paşa nerede bu arada, onu da söyleyelim de barıştığımızı o da söylesin. Biz Güney'e buraya geldiğimizi söylemedik. Yani tuvalete gidiyoruz dedik de geldik. Söylemeyecek miyiz barıştığımız? Bence şu an iyi bir fikir değil. Çünkü Güney'e aran Mert'e çok kızgın. Şimdi bizim sizle barıştığımızı duyarsa belki bize de küser. Aslında haklısın ya. Biz de trafoyu söylemeyelim, o da küser bize. Durduk yere üçe bölünmüş olurum. Evet, o zaman Mert'le Güney'e barıştığımızı söylemiyoruz. Vallahi bence de. Hani şimdilik böyle biz küsmüş gibi idare edelim. Nasıl olsa sonra onları barıştırmanın bir yolunu buluruz. Ama Orçu'ya söyleyelim değil mi Salça? Orçu'ya mı? Evet, gerçi size çok kızgın ama Orçu bize mi kızgın? Asıl size kızgın be. Daha demin yanımıza gelip yüzlerini görünce midem bulanıyor deyip övürüp durdu. Nasıl ya? Orçu sizle konuşmuyor ki, az önce gelip bize kustu. Ya hadi oradan be. Orçu asıl sizle konuşmuyor. Pis. Demek çift taraflı oynuyormuş ha? Tam bir Orçu hareketi. Tamam, ben gideyim bir hesabını sorayım. Geleyim öyle şey yapalım, konuşalım. Dur. Benim planlarım var. Şimdi Orçu biz oyun oynadı ya. Ben diyorum ki biz de onunla oyun oynayalım. Ne dersin? Süper olur derim. Tamam o zaman. Şimdi Güney'e, Mert'e ve Orçu'ya barıştığımızı söylemiyorum. Tamam. Benden sonraki yüce makam olarak, disiplin kurulcu olarak alayım efendim kararları sırayla. Tarafları dinledik. Aslında dinlemek deyince böyle ne bileyim güzel bir şarkıyı, ayetli bir şiiri ya da dalgaların kayalıklara çarpış sesini dinlemeye, dinlemek derim ben diyordu Halil Sezai oyunu kullanmadan önce. Alayım efendim oyuncunuzu. Efendim, duygularıyla yaşayan duygusal, humanlarıyla yaşayan humanist ve şiddete şiddetle karşı olan bir Halil Sezai olarak diyorum ki şiddet uygulayan lütfen okuldan atılsın. Şahane. İlk oy atılsın yönünde. Duydunuz mu? Dersin diğer oylarımış. Yani şimdi ben şahsen bizzat kendimce şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Ben bu delikanlı kesinlikle okuldan atılmasın derim arkadaş. Bunlar delikanlı ya. Kaslı insanlar bunlar. Sportif aktiviteler yapıyorlar kendi aralarında. İçişebilirler ya bunlar. Ya sonuçta futbol bir erkek sporu arkadaşlar. Yapmayın lütfen ya. That's the football. It's the football. Ah, look at the on the tabela. Ben kesinlikle yani bu delikanlı atılmasın diyorum. Kastan bahanelerle kasmayalım efendim kendimizi. Mesela her önüne gelen kası var diye karşısına girişseydi ne olurdu değil mi bu dünyanın hali? Onlar sadece dünya sinemasında olur. Mesela bir Arnold Schwarzenegger, bir Sylvester Stallone, bir Fidel Castro, bir Banker Castelli misal önüne geleni pataklasaydı değil mi? Yani pataklıyorlar mesela. Esma'cığım çok güzel konuştunuz, bayağı güzel konuştunuz. Özellikle siz ağzınızdan resmen bal damlıyor desem yeridir. Bu arada dünya sineması söz konusu olduğu zaman ben şahsen hakkımı kimseye yedirmem arkadaş. Şimdi bu arkadaşa kaslı dediniz değil mi? Adonis dediniz. Benim neyim eksik bundan değil mi? Benim neyim eksik? Benim eksik? Olma! Allah bir şey gibisiniz. Bırak arkadaşım, benim neyim eksik? Bak, biceps. Bu değil mi bu? Kesce. Bırak arkadaşım, bırak. Biz bu kasları nerede yaptık zannediyorsunuz ha? Yolda duran arabaları çektim. Kasapta etlere vurdum. Hamamda mermer tokatladım. Ya ağzımla tır çektim ya. Tamam, sakin. Söyleyeceğiz. Pardon ama şu an iyi sakinleştim. İyisi değil mi? Çok iyi. Bir saat. Bir saat ben bağırıp bu çocuk mesela. Ben kalk. Nasıl vurdum biliyor musun? Tuttum bunu. Hani filmlerde olur ya. Film tam Hollywood gibi vurdum yani. Aslında tam vurdurmadım. Vurdurduk ittim. Böyle ağır şekilde gösteriyorum. Yes.
geri sarıyoruz Uğur'cum. Bir daha vuruyorum hızlı bu sefer. Korktum. Hadi bu çocuk bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ben kudur gidip ittirdim onu. Yani hiçbir şey olmadı. Kafayı duvara kafaya vurdu sekte. Tebrik ediyorum seni Zeki. O kadar güzel anlattın ki. Şahaneydi. O kadar iyiydin ki. Çok güzel anlattın. Bak bütün kurulu iyi anladın. Konuşmam bitti burada. Teşekkür ederim. İyi vurdum. Aman. Ay ne oluyor ayol? Bir dakika bir dakika. Ben öyle sadece kendine vurdurdu dedim ben. Vururum da. Aman. Yanlış geldik. Ne haber canım? Nasılsın? Biz böyle kavga dövüş vurduruyoruz birbirimize ama görüşelim de. Şunu bir gidelim. Evet! İşte hepinizin de gördüğü gibi bu deli düppekler kendi kendileri ele verdiler. Bunlar kendi kendileri dövmüşler ya. Bu çocuğun suçu günahı yok ya vallahi billahi. Gördünüz işte şike yapmışlardır. Benim diyeceğim laf budur. Hak, hukuk yerini bulsun arkadaş. Rezalet. Yani kalkmasaydık bir bahane bulurduk belki. Çocuğu atmak için bir başka bir bahane bulurduk. Asal Paşa, başka bahanemiz var mı elimizde? Bahane bir tane var sultanım. O da bana kadar. Hocam, hakikaten suçsuz ceza olmuyormuş ya. Bu okul tam bir hukuk okulu. Bu kurul biraz fazla uzun sürmedi mi ya? Uzun sürmesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Biz iyiye yoralım da iyi olsun. Şşş, ayo, paşa geliyor. Ya siz ne şeylersiniz ya? Anlamıyorsunuz, sizle konuşmuyoruz diyoruz. Hala yani bunu bir bitik ya. Ya biz kantin kadındaki tuvalete gittik, arızalıymış. Buraya çıkalım dedik. Ne karşılaştık? He, biz bunlarla karşılaştık. Bunlar da bize laf attılar. Ben de ağızlarının payını vereyim dedim hani paşa. Neyse iyi yapmışsın. Boş verin bunları ya. Ne oldu, o şerisi satıldı mı okuldan? Yok, hala bekliyorlar. Aman inşallah sana da kurtuluruz. Tamam tamam. Biz buradayız. Hayırdır? Ben gittiğimde bu kadar kalabalık değildi burası. Evin önü mü sandın oğlum orayı? Okul burası. Geçiyorduk denk geldi. Mert, bir şey demedi. Ne oldu, açıklandı mı? Açıklandı açıklandı. Maalesef. Maalesef ne? Maalesef. Bazı arkadaşların yüzünü görmeye devam edeceğim. Okulun en tenha koridoru burada. Dostumun yeminlerim burada. Allah. Yine sobelendik ya. Çok kötü oldu bu ya. Duyan gelmiş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Onlarla konuşsam iyi olmaz. Ötekilerle konuşsam hiç olmaz. Ben kaçsam. Yok ya. Bu sefer de benden şüphelenirler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım ben şimdi? Oldum. Değerli girişim koleji öğrencileri ve de değersiz olanlar. Bugün burada yıllardır üzerinde çalıştığım gösterimin ilk premierini gerçekleştireceğim. Gösterimin adı Tost Yerken Donup Kalmış Adam. Lütfen gösteri süresince beni rahatsız etmeyin. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Evet, başlıyorum. Lakin! Baş! Git! Bayram paçalı kurtar beni! Bayram paçalı! Git sen! Git! Abi bıraksana ya! Bırak! Ya, oğlum ne güzel iftihar almışız. Ne istiyorsun daha? Ne iftihar?
Ne iftarı? Senin yüzünden ihtar aldık. Hatta bu trafikten de kurtulma şansını kaçırdık. Bu elim kaldı, bunu da sokaydım. Aa, ayıp ediyorsun Furkicim. O çocuk en azından benim için iftar kaynağı. Bak gördün mü, sağ ol jeneratörcüm. Ay gidiyorum. Ne gülüyorsunuz öyle pişmiş kelle gibi? Zaten sizin yüzünüzden en güzide öğrencilerime ihtar yazmak zorunda kaldım. Babana selam söyle tatlım. Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun burada? Sana söylüyorum, ne yapıyorsun? Müdiren konuşuyor burada. Küstah, terbiyesiz. Hasan Paşa, elindeymişken şu hat size de bir ihtar yaz Hasan Paşa. Oldu mu tatlım? Emredersiniz sultanım.